Karşınızdayız. Bugün 1 Ağustos Salı, Türkiye ve Dünya'nın gündemindeki gelişmeleri aktaracağız ve konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncelikle finansal piyasalar diyelim. Dünden bugüne yansıyan finansal piyasalardaki verilere şöyle hızlıca bir bakalım. Borsa İstanbul'da rekor serisi devam ediyor. Dün de rekor bir seviyeden kapanış gerçekleştirdi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi %2,12'lik artışla 7216 puan seviyesinden dün günü tamamladı. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ve dolar TL tarafında yatay seyir devam ediyor. 26.97 seviyesinden işlem görüyor dolar TL. Euro TL ise 29.67 seviyesinde ve gram altın 1697 lira seviyesinden işlem görüyor. Büyük oranda dolar TL'deki yatay seyirle birlikte onstaki hareketlerden etkilenmeye devam ediyor gram altın. Geçtiğimiz hafta 1980 dolarlara yükselmesiyle birlikte 1700 lirayı aştığını görmüştük gram altının. Onstaki geri çekilmeyle birlikte 1690 seviyelerine kadar geriledi gram altın ve ons'a baktığımızda da 1957 dolar seviyesini görüyoruz ons tarafında ve Brent petrol de üretim kısıntısına dair yapılan açıklamalarla birlikte bir miktar yükselişte 85 dolar seviyesine yükselmiş durumda Brent petrol. Finansal piyasalarda yeni güne başlarken veriler böyleydi. Piyasaların odağındaki gündem başlıklarına da hızlıca bir bakalım aslında. Hangi gündem başlıkları var hiç şüphesiz. Dün akşam saatlerinde BDDK'dan gelen sıkılaştırma adımları büyük oranda etkili olduğunu söyleyelim. Hem bankaların sermaye yeterliliğinde kredi risk ağırlıkları yükseltildi. Diğer taraftan hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışı harcamalarında da taksitler kaldırıldı. Bu kararların etkisi ne olacak aslında? Biraz da onu konuşalım. Karşımızda Baki Atılal var, A1 Kapital Araştırma Genel Müdür Yardımcısı. Baki Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi öncelikle bu karar piyasaları nasıl etkiler, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında hem Merkez Bankası'nın yapmış olduğu sunum ve özellikle de bir önceki aslında karar metninde, faiz karar metninde ihtiyaç kredilerine çok fazla vurgu yapılmıştı. O yüzden de bir miktar aslında ihtiyaç kredilerine yönelik de bir düzenleme, bir sıkılaştırma gelir mi beklentisi vardı. BDDK'dan bu yönde bir miktar risk ağırlıklarında yapılan değişiklik bu kredilerde maliyetleri yükseltir mi, nasıl etkiler? Şöyle söyleyeyim, şimdi önümdeki BDDK verisine göre 27 Temmuz itibariyle biten haftada ihtiyaç kredisi faizi 47.89 gözüküyor. Senin de belirttiğin gibi Merkez Bankası Başkanımız da ihtiyaç kredilerine çok atıfta bulunmuştu. Şimdi bu kararda baktığımızda bir yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde karşılık %100'dü. Bir yıldan uzun vadelilerde %150'ydi. Şimdi hepsi %150 olunca İşin rengi ihtiyaç kredi tarafında pek kullanmayından kullanmayın tarafına dönmüş oluyor. Bankacılık sektörüne bir mesaj da var burada. Diyor ki fazla o tarafa yüklenme yapılmış, o yüklenmeyi birazcık bertaraf edin. Burada esas darbeyi yiyen taşıt kredileri oldu. Çünkü taşıt kredilerin risk ağırlığı %75 seviyesindeydi. %150'ye çıktı, iki katına çıktı. Buna iki katı karşılık ayırmak diye bakabiliriz. Şimdi böyle olunca da otomotiv sektörü iç pazarı hem canlı tutuyordu. Dolayısıyla o taraftaki işte fiyat tartışmaları, buldun bulmadın tartışmaları üzerine o tarafta da bir dengeleme, biraz sakin olun, beklentilerinizi törpüleyin yönünde bir adım olarak bakıyoruz. Kartlar tarafında da gene 1 ve 6 ay vadelerde %100, 6 aydan uzunlarda %150 idi. Dolayısıyla orada da tek kalem %150 oldu. Sadeleştirme dediğimiz, yani oraya başka buraya başka kısmında değil, genel olarak bir daraltıcı tedbirler bunlar net bir şekilde. Ama esas sürpriz tamamıyla şeyde oldu bizim için. Bu turizm harcamalarında, hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklamada taksinin kalkması. Çünkü zamanlama açısından baktığımızda da dün turizm verileri gelmişti. Şimdi çeyreklik bazda artışlar var ama yıllık hedefimiz 60 milyar, en kötü 50 milyar dolar. İlk 6 ayda açıklanan veri 21.6 milyar dolar. Pardon. Diğer taraftan da bakıyoruz, Temmuz ayı içinde zaten doluluk oranlarının %60 olduğu söyleniyor. Sayın Bakan'ın açıklamasına baktığımızda da net bir şekilde diyor ki biz bu yabancılara konut satışı yaptık. Dolayısıyla onlar 5 yıldızlı otellerimiz yerine o tarafa gittiler ve bazı sistem üzerinden de kendi vatandaşlarını oradan satıyorlar. Kiralıyorlar daha doğrusu. Dolayısıyla böyle bir dengesizlik oluştuğu yönünde dün bir açıklaması vardı. O açıklamadan sonra havayolu şirketlerinin, seyahat acentelerinin, turizm harcamalarında tek kalemde bunun ödenmesi orada bir sıkıntı yaratacaktır. Sıkıntıyı şöyle diyebiliriz.
Şimdi orada bir yurt dışına gittiniz, ortalama zaten euro kuruyla çarptığınızda iki kişilik bir aile olarak gittiniz, hadi bir tane çocuğunuz olsun, ortalama bantta 70 bin liraya yakın bir meblağ çıkıyor. O meblağı sen taksit ödüyordun. Bu da ortalama baktığın zaman 5 ile 7 bin lirası aylık taksit verirsin. Şimdi bunu biriktirme yerine, çünkü onun biriktirmesi o kadar kolay değil. Ne olacak? O harcama potansiyelinin sana yurt içinde talep enflasyonu olarak geri gelecek. Yani almayacağım bazı şeyleri ya da ertelediğim bazı şeyleri otomatikman o tarafa kanalize edeceğim. Çünkü genel anlamı itibariyle baktığımızda bu KKM'nin çözülmesinde de borsa tarafına pek para gelmesini beklemiyoruz. Çok gelirse çok cüzi miktarda gelir. Çünkü onların mantaliteleri başka. Harcama tarafına baktığında da harcamaları, yani Türk kültüründe şey yok. Kenara koyalım, ondan sonra harcamaya gideriz. Bu 2002'den önceydi yanlış hatırlamıyorsam. O zaman da her şey tek kalemde ödeniyordu, nakit bir şekilde Yani ödeniyordu. Baki Bey aslında yani bizim cari açığımızda, ithalatımızda bu kalemlerin ne kadarlık bir payı var? Yani bu alanlar mı sorumlu cari açığın yükselmesinde? Daha ya işte zaten ben de onu demek istiyorum. Yani sen daha net bir şekilde ifade ettin. Ben sadece talep enflasyonu yaratır bu. Yani 5-10 bin lira kenara koyma hikayesi bizim kültürümüzde pek yok. Ama harcama var. Şimdi dünkü gene bakanın açıklamasının üzerinden gideceğim. %60 doluluk oranı, bakalım Ağustos nasıl geçecek ve hepimizin bildiği yaz döneminde gittiğimiz yerlerde gördüğümüz boşluk çok fazlaydı. Ve fiyat skalası o kadar yükselmişti ki turistler bile Marmaris bölgesinde olsun karşı adalara gidip yiyip geri geliyorlardı. Çok ciddi bir şekilde bu yönde açıklamalar vardı. Şimdi böyle baktığınız zaman senin dediğin gibi cari açığa bunun yani o kadar katkısı, yani %1'lik katkısı varsa belki vardır ama hiç zannetmiyorum %1'lik bile olacağını. Çünkü bu sefer hikayede durup dururken tamam ihtiyaç kredilerini kullanma dedin, taşıt kredisi kullanma dedin. Çünkü zaten o rakamlarda doğru düzgün kullanılmaz. Kredi kartını sıkılaştırdın. O son derece doğruydu. Çünkü bankadan borçlanma yerine kredi kartı faizi hala bankaların ihtiyaç kredisi faizlerinden düşük. İnsanlar o tarafa yöneliyor. Dedi ki arkadaş oradaki ağırlığı da arttıralım. Oraya da düşürün. Zaten 70'ten 10'a düşürdüler. Sonra bir hesaplama yaptı bankalar. O ondan yukarı çıkmadı. Nakit çekimleri tarafında kullandırılmadı. Ama havayolu şirketleri bu yüzden olumsuz yönde etkilenir. Seyahat acentaları ciddi şekilde etkilenir. Konaklama tarafına bakarsın bize etkilemez ama yurt dışındaki nasıl diyelim onu, yurt dışındaki transferlerde sıkıntı yaratacak bir durum. Ama yıl sonuna kadar geçerli. Önümüzdeki yılda bu devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum ama bugün bol miktarda Seyahat Acentaları Birliği'nden yetkililer yani bunun en azından 3 taksit 5 taksit yapması gerektiğini, çünkü böyle bir para blokajlı yok. Öyle bir paranın mevduattan, eğer tasarruf sahibi varsa mevduattan çekip ödemesi de yapmazlar. Hele dövizleri varsa hiç bozdurmazlar. Dolayısıyla bu değişik bir ikilem Yani oluşturdu. şunu mu Dünkü gördüler acaba? Siz de hep altın çiziyorsunuz işte içerideki, yurt içindeki otellerdeki %60 doluluğa karşı dışarıda tatil yapma iştahının biraz daha yükselmesiyle birlikte biraz yani turizm sektörünü destekleyen bir adım olarak mı değerlendirmek lazım? Çünkü yani yani o cari açık şimdi üzerinde dediğimiz gibi yani cari açın sorumlusu olabilecek en son kalemler herhalde bunlar. Dolayısıyla da yani turizm sektörünü sanki iç turizmi destekleyen bir karar gibi görünüyor. ama şöyle söyleyeyim, iç turizmdeki zaten boşluk tarafına baktığımızda gördüğümüz nokta ne? Fiyatların geçen seneye göre 1'e 3 artması. Yani 1'e 2 de değil, 1'e 3 artmasını görüyorsun. Dolayısıyla bu sezon itibariyle, Temmuz ayı itibariyle gözlemlediğimizde otellerde konaklama yerine çadır turizmi biraz ağırlık kazanmış gözüküyordu. Ege bölgesinde ağırlıklı olarak. Dün gene Antalya bölgesindeki otelciler birliği olması lazım. Yanlış da söyleyebilirim ama o bölgenin birliği iç piyasadaki fiyatların aşağı çekilmesi gerektiği yönünde bir açıklaması vardı. Yani onlar da işte maliyet kalemlerimiz arttı, ücret kalemlerimiz arttı, enerji giderlerimiz arttı ama yabancı doğru düzgün gelmiyor. Dolayısıyla biz yerli turizmi kaçırtmamalıyız. Buraya çekmeniz yönünde bir açıklamaları vardı. Bunun için de fiyatı indirmemiz gerekiyor. Şimdi bununla bence yerler pek bir fiyat filan indirmezler. Çünkü bu sefer ne oldu? Yurt dışına gidemiyorsan içeriye gel. İçeriye de bu fiyat politikasıyla biraz zor. Yani burada turizme senin dediğin gibi ana hikaye turizmi desteklemek. Ama destekler mi? Bence yani %2-3 belki Neden desteklemek. dışarı gidiyorlar? Yani ödemek
kolaylıkları yani taksitlendirme yüzünden değil, içerisi daha pahalı hale geldiği için Çok dışarı pahalı. gidiyorlarsa Çok pahalı. Yani evet, o bir yüzden hafta içeriği belki. Avrupa'da bir ülkedeki tatille Antalya'daki bir oteller arasında ortalama %40 fiyat farkı var. Ya yani o taraf uçak parası da dahil bir de. O yüzden zaten hava yollarını da koymuşlar. Yani acente hava yolları ücretleri de yani o biraz sürpriz oldu bana göre. Ama diğerleri zaten beklenendi. Etap etap bunu istiyorlardı. Niyetleri de bu yöndeydi. Ama turizm tarafında şimdi mesela kura da bağlayabiliriz bunu. Kurda işte 27 seviyesine geçemiyoruz ama 26'nın altına da düşemiyoruz. Yeni Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomi Yönetimi ne yapıyordu? Rezerv arttır. Rezerv arttırınca CDS'in senin düşecek ama kur tarafı ciddi bir düşüş göstermedi. Buradaki hikayede dediğim gibi en kötü 50 milyar dolarlık turizmden bir gelir beklerken bunun görüntü itibariyle pek yakalanacak olmaması tekrardan bir dış finansman ihtiyacını doğuruyor. Bu dış finansman ihtiyacı da borçlanma yönüyle olacak. Dolayısıyla içeride ne kadar kalırsa o kadar iyidir yaklaşımı olmuş gibi duruyor. Peki biraz borsayı konuşalım isterseniz. Borsada rekor devam ediyor. Yani dün şöyle kabaca bir hesap yaptığımızda seçim bittiğinde 5200'ler seviyesindeydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 5500'ün altındaydı. Kabaca 2000 puanlık bir artış var seçimden bu yana borsa tarafında. Ve hala dolar bazında baktığımızda da hala fırsat var, avantajlı gibi görünüyor. Bu seri nereye kadar devam edecek? Bir de ara ara düzeltmelerin gelmesi de o yani yükseliş trendinin daha sağlıklı ilerlediğini bize göstermez mi? Dolayısıyla da yatırımcı ara ara gelebilecek düzeltmelere karşı da hazırlıklı olması gerekmez mi? Ya gerekir. Yani son derece net bir şekilde gerekir. Çünkü böyle kesintisiz bir yükseliş yok. Ama dün itibariyle zaten Temmuz ayını da bitirdik. Şöyle bir baktık yılbaşından bu yana nedir durum diye. Seçimden sonraki periyotla da kıyasladık. Yılbaşından bir anda tam borsanın getirisi yaklaşık %30. BIST 100 endeksinde %30'dan fazla getiri sağlayan hisse senedi sayısı 40. 60 tanesi bu getiriyi elde etmemiş. BIST 50'ye döndüğünde de benzer şekilde 25 tane, yarısı %30 endeksten fazla getiri sağlamış, yarısı sağlamamış. Ama nasıl bir algı var? Bütün hisseler uçtu kaçtı. O yüzden diyoruz ki endeks tamam görüntü itibariyle yukarı gidiyor. Bugünlerde bir realizasyonla da karşılaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi yukarı yönde baktığında enflasyon 58, mevduat faizi 28, kur yatay bantta kalıyor. CDS'de bizim yatırımcının işi yok, o çıkıyor dış borçlanma. Bizim yatırımcının baktığı CDS'deki geri çekilme eşittir bankaların sendikasyon kredilerini daha ucuz maliyetlenmeleri. Bir de onlara yönelik iyileştirici regülasyonlarla birlikte bankacılık sektörünün yukarıya gitmesi. Şimdi bu konsept içerisinde ciddi bir şekilde yukarıya gittik. Bunun etap etap realizasyonlarla beraber işte seviye olarak bakarsak 7000, 6800 bandına gelmesi ama daha aşağı gelmez. Çünkü alternatifin yok şu kompozisyonda tekrardan borsaya şey yapacak, ilgi olacak. Yukarı yönlü düzeltmelerle birlikte artık 8000, 9000 bandına doğru yükseliş devam eder. Ama dediğim gibi önemli olan burada sizin hissenizin gitmesi. Yoksa endeks gitmiş olabilir. O yüzden bir örneğini verdim. Aşağı yukarı 4500'den seçim öncesinde koyduğumuzda 4500'den 7200 seviyesine geldin. Ortalama yaklaşık %60'lık bir yükseliş ama senin bunu yaşamadı. Diğer taraftan yabancı yatırımcı geldiğini de görüyoruz. Merkez Bankası verilerinde de bu çok net bir şekilde gözüküyor. Son 7 haftada 1.6 milyar dolarlık hisse senedi tarafına yabancı girişi var. Yılbaşından bu yana kısmını nötrledik. Çok ciddi derecede eksiydik. O taraf da artıya geçti ama yabancı takas oranı 30 olmadı. Diğer taraftan dolar bazlı bakıyoruz. Evet dolar bazlı son derece ucuzuz ama bizim burada şöyle bir hikayemiz var. Geçen sene başından bu yana bakarsak MSCI endeksi içerisinde ciddi primliyiz. Bu sene başından itibaren bakarsan da negatif olan tek ülkeyiz. Şimdi böyle bir değişik bir dengesizlik içerisinde bulunuyoruz. Döviz bazlı bakmak şu kompozisyonda evet makul döviz bazlı ucuzuz diyoruz ama bunu söylediğimiz zaman da hisse senedi yatırımcısı olmayanlar diyorlar ki kurda kalsaydık dövizde kalsaydık hiçbir şey yapmadan yılbaşından bu yana böyle bakalım euroda kalsaydım %48 dolarda kalsaydım %44 getirim vardı. Senin getirin ne endeks bazında bakıyorsun %31. O zaman ben daha iyi getiri elde etmişim diyor. O yüzden dedim KKM'den çözülenler, DTH'lık kısmı çözülme var. O taraftakiler bizim tarafa pek yanaşmıyorlar hisse senedi tarafında. Çünkü algı geneli mesela ne yapıyorsunuz?
Hepimiz de yapıyoruz onu. Yeni rekor kırdık. Yeni hacim rekoru kırdık. Şimdi hacim rekoruna bakıyoruz. Cuma günkü rekorda da benzer şekilde, dünkü rekorda da benzer şekilde BIST 100 içerisinde dip olan hisse senetleri var. Bu da eşittir %9 değer kaybı. Cuma günü de 22 hisse senedi negatif getiriydi. Cuma günü de son derece güçlü hacim vardı. Bu da ne yapıyor? Yan kağıtlardan pozisyon değiştirmeyle çıkılıp paranın girdiği büyük hisse senetlerine yönelim oluyor. Ya onu da şöyle diyebiliriz. BIST 100'den fazla getiri sağlayan otomotiv sektörü şirketleri var. Yaklaşık 3 tane, 4 tane bankacılık hissemiz var. 2 tane havacılık şirketimiz var. 2 tane çimento şirketimiz var. Diğerleri tek tek yayılmışlar. Yani burada perakende gıda atlamayayım. 3 tane de perakende gıda şirketimiz var. Ne oluyor insanlar? Yan kağıtlar gitmeyince bu hisse senetlerine yöneliyor. Yabancılar da bu hisse senetlerinde zaten. Çünkü hep dediğimiz hikayede şey var. Gelen anlamı itibariyle bildiğin hisse senedine geri dönersin Türkiye'ye geldiğinde. Bu bütün dünyada bu şekildedir. O da en bilinen BIST 30 içindekilere gir, BIST 50 içindekine gir. BIST 50'de bile yarısı hala BIST 100'ün genel %31'lik getirisinin altındaysa seçici olmakta çok fayda var. Sosyal medyaya takılmamak gerekiyor ki SPK'nın da o yönde dün Evet. bir açıklaması vardı. Sosyal medyada hep söylüyorum zaten. Twitter olsun, bu TikTok denen şey olsun, fütursuzca hisse senedi önerileri var. Bunun ciddi zararlı olur ve bize geri döner diye. Dün bir açıklama yaptı SPK. Evet. İnşallah yatırımcılar da buna uyarlar. Dediğim gibi oranlar çok ilginç. Yani baktığında genel o gayet güzel bütün hisseler gidiyor var ama getiri tarafında kıyasladığında yarısı gitmiş. Yarısından çoğu gitmemiş durumda. Gidenlerle ilgili de yani o ortalama artışın üzerinde artış gösteren hisselerle ilgili de majör bir hikaye var mı o yükselişinin arkasında? Şimdi bankacılık sektörüne bakıyoruz. Rasyonelleşme etkisi, sadeleştirme etkisini görüyorsunuz. CDS primi aşağıya geliyor. Ve enflasyon sunumunda da Sayın Başkan zaten mevduat faizine atıfta bulundu, çarpanlara atıfta bulundu. Dolayısıyla bu bankacılık sektörü için olumlu etmen. Çimento tarafına bakıyoruz. Orada işte dediğim gibi iki tanesi gitti ama genel kalanı neydi depremden sonra? Bütün hepsi tavan tavan gidiyordu. Ve dedik ki o tarafa satış, hacim de bir değişiklik açıklamadılar. Dolayısıyla açıklayan iki tanesi hala devam ediyor prim yapmaya. Otomotiv sektörü verileri son derece güçlüydü. Her ay rekor kırıyordu. Biz de her ay diyorduk ki biz gittiğimizde bulamıyoruz ama bunlar rahat bir şekilde satıyorlar. İhracat tarafı da son derece güçlüydü. Her ay bu veriler geliyor zaten. Şimdi böyle baktığın zaman o taraftaki ivmelenme yavaşlasa bile, bu son düzenlemeler net yavaşlayacaktır. Yavaşlasa bile fiyat artış hızına insanlar yetişmek için talebini hala ciddi bir şekilde korur. Dolayısıyla o tarafta da yönelim son derece önemli. Beyaz eşya tarafına bakıyoruz. O tarafa dokunma olmadı. Ama fiyat artışı, ham madde maliyetlerinin düşmesi o taraftaki talebi de canlı tutuyor. Dolayısıyla onu alabilirsin. Gıda enflasyonu Türkiye'de yıllardan beri var. Perakende gıda sektörümüze baktığımızda onlar da hem pazar paylarını arttırmaya çalışıyorlar hem de kendi ürünlerinin sayı adedini arttırmaya çalışıyor ki başta sebze ve meyve olmak üzere üreticilerle anlaşıyorlar. Malı al, taksitli öde, uzun vadeli öde hikayesinden. Dolayısıyla böyle baktığında gıda enflasyon artmaya devam edecek mi? Bu kuraklık yani bu hava durumlarıyla devam edecekmiş gibi gözüküyor. Zaten tahıl ambarı nedeniyle de Rusya'nın çıkması nedeniyle tahıl koridorundan tahıl fiyatlarında da bir artış var. Bizim üreticimiz bundan son derece memnun. Hatta un fiyatlarında da artış bekliyorlar. Şimdi böyle baktığında o tarafa da bir yönelim. Hikayenin altını çok net bir şekilde doldurduğumuzu gösteriyor. Bunun yanında bir de sigorta sektörünü koyarsak yatırımlardan ciddi elde ettiler, gelir elde ettiler ve etmeye de devam edecekler ki bankacılık sektöründe mesela bilançolar geldi, hepsi ortalama %10 beklenti üzerinde artış kaydetmiş. Bu artış kaydettiler ticari kardan. Yani ellerindeki ticari kar menkul kıymet alım satımından, swaplardan, döviz kuru alım satımlarından, tahsilatları da güçlenmiş. Yani yatay bantta kalan bir ekonomi olduğunda firmalar da hemen tahsilatlarını arttırmışlar. Yani bu dönemde hazır kur dengeleme çalışılırken ve son bir ay hariç tabii ciddi bir şekilde artış var orada. Onlar da o kısmı dengelemişler. Dolayısıyla böyle bakınca hikayeler o büyük hisselerde hikayeler altını dolduruyor ve devam edecek beklentisi var bu konsepte. Yan taraf mesela en büyük sıkıntımız bizim elektrik sektöründe oldu ki enerji sektörü diye biz genel konuşuyoruz ama sektör elektrik oluyor. Elektrik sektöründe bu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yapılan anlaşmalarda işte enerji sektörü 30 milyarlık anlaşma yapıyor, yaptı.
İşte panel üretimi her şirket yapmıyor ama öyle bir algı oluştu ki borsadaki elektrik şirketlerinin tamamı yapıyor. Şimdi ama bu tarafta da şirketlerden bir açıklama gelmedi. Yani ben bir anlaşma yapacağım yurt dışında. O anlaşmayı yazarım oraya, derim ki böyle bir anlaşma yapılmıştır. Dolayısıyla en büyük zikzaklık o tarafta oluyor. Yani biraz da o tarafa dikkat etmesi lazım yatırımcının. Görüntü bundan sonraki periyotta yani kurdan da mevduattan da hisse senedi daha fazla getiri elde edecek. Yatırımcı sayısının arttığını tekrardan görebiliriz. Bir 4-400'e düşmüştük. 4 milyon 400 bine. Tekrardan yukarı yönlü bir ivmelenme olur. Ama net olan KKM'ye bakalım yeni düzenleme gelecek. Yani onu bekliyoruz. Evet, yani Ondan Merkez çıkış Bankası Başkanı stratejisi enflasyon raporunun sunumunda bir alternatif bir Türk lirası, gelecek. evet, böyle bir enstrümandan bahsetti ama çok sınırlı bir ifadeler kullandı. Nasıl bir beklenti var? Yani bu enstrüman ne olabilir? KKM'ye karşı bir alternatif bir enstrüman mı olacak? Yani net bir şekilde TL hikayesinde ne vardır? Yatırımcı neye bakar? Başta da söyleyeyim ya, 58 enflasyonu, 28 mevduatım var. Borsa tarafını zaten onlar şey yapmıyorlar. O kadar dikkat ettikleri yok o yatırımcı kitlesini. Onların baktığı döviz, CDS'e bile bakmaz onlar. Döviz ne olmuş? Euro dolar paritesi ne olmuş? Benim elimdeki para ne kadara çıkmış? Dolayısıyla ilk söylediğim cümle enflasyon. Görüntü itibariyle herhalde enflasyona endeksli bir tahvil, bono tahvil tarzı bir şey çıkacak ki o para o tarafa kaysın. Çünkü buradaki en büyük sıkıntı ne? Enflasyona karşı insanlar parasını korumak istiyorlar. Döviz tarafına bakıyorsun, yılın ilk 5 ayı yatay ama bir ayda %30 artabiliyor. Dolayısıyla diyor ki bak gördün mü bunun enflasyona da yansıması olacak. Bu sefer bizler ikilemde kalıyoruz. Yani o şekilde bakmamak lazım. Alternatifleri de söylüyoruz ona karşı ama o kitle hedgeleme mekanizmasını öğrenmek istemiyor. Onların dediğim gibi baktığı kur ne olmuş, parite ne olmuş, euro-dolar paritesi. Stopaj avantajın var mı yok mu? Bunu yaklaşık 3 sene önce böyle bir şey yapmıştık. Stopaj avantajı fonlara getirdik. Para fonlara kaymıştı. Ve bize sorulan tek soru stopaj avantajı uzatılacak mıydı? Büyük bir ihtimal stopajı da içeren, ki KKM içerisinde bu var zaten. Hem stopajı içeren hem de enflasyona endeksli bir tahvil gelmesi şu kompozisyonda yüksek ağırlık olarak gözüküyor. Onun haricindekiler dediğim gibi yani o yatırımcı zümresi bakmıyor başka bir şeye. Peki. Çok teşekkür ederiz Baki Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Teşekkür ederim. Kolay Sağ olun. gelsin. Sağ olun. A1 Kapital'den Baki Atılal'la değerlendirmiş olduk. Yeni güne başlarken gün başlıklarını değerlendireceğiz ama öncelikle bir sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Bağlantıyla başlayalım. Esenyurt'ta bir dükkanda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin aranan tüm zanlılar yakalandı. Olayla ilgili ayrıntıları alacağız. Yunus Emre Şahbenderoğlu karşımızda. Yunus Emre merhaba, kolay gelsin. Nedir gelişmeler şu an itibariyle? Semra Karabaş, iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum. Aslında Türkiye'nin yakından takip ettiği o saldırı davasındaki 4 şüpheli de senin ifade etmiş olduğun gibi aslında dün son 2 şüpheli yakalanmıştı ve 4 şüpheli de şu saat itibariyle Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadelerini vermeye devam ediyor. Tabii asayiş ekipleri özellikle de cinayet büro konuyla ilişkili özel bir ekip hazırlamıştı onları yakalayabilmek için. Tabii o ekip o 4 kişinin yanı sıra 1-4 kişi daha yakaladı. Toplamda konuya ilişkin 8 şüpheli var ve son yakalanan o diğer 4 kişi ise onlara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, kaçmalarına vesile olan, kaçmalarına yol açan kişilerdi. Onların da hemen isimlerini paylaşalım. Hüsamettin Ahmetoğlu, Vedat Erkin, Erdal Adıyaman ve Ercan Topçu. Onlar da şu saati itibariyle Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye devam ediyor. Tabii Murat Özer ilk yakalanmıştı. Hatırlarsınız ki Murat Özer'in de gözaltı süresi dolduğu için o gözaltı süresi uzatıldı ve hala daha bu noktada akabinde Servet Özer yakalanmıştı ilk aşamada. Bu ikili yakalanmıştı. Onların ifadeleri alınmaya devam ediyor. Tabii olayın aslında en önemli zanlılarından birisi şüphesiz Tarık Özer. İki genci öldüren ve bir genci yaralayan, aslında o görüntülerde, görüntülere bakarak söylemek gerekirse
tabancayı ateşleyen kişi Tarık Özer. O da şu anda içeride ifade vermeye devam ediyor. Onun da ifadesinden bahsedeceğiz. Ve son olarak Azat Özer, o da yine dördüncü kişi olarak bu noktada göz altında. Tabii şunu ifade edelim, ifadeler alınmaya devam ediyor dedik. Aslında Özer ve Erzen ailesinin 20 yıllık bir hukuku var. 20 yıllık bir alışveriş mazisi var. İki ailede inşaatçılar ve yine iddiaya göre aslında aralarında bir alacak verecek meselesi vardı. Tarık Özer'in ifadesine göre Türkcan Erzen WhatsApp'tan yaptığı paylaşımlarla beni çevreme karşı küçük düşürdü ifadelerini kullandı. Yaptığı durum paylaşımına sinirlenip konuşmak üzere adrese gittim. Niyetim konuşmaktı diyor Tarık Özer ve dükkanda bulunan oğlundan babasını aramasını istedim diyor. Oğlu da babası aramayınca arbede çıktı ve arbede ile birlikte silahlar ateşlendi. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim diyor Tarık Özer. Yine Murat Özer'in de aslında ifadeleri benzer nitelikte. O da yine aynı şekilde öldürmek amacıyla gitmedik diyor Tekel Bağ yine. 700 bin liralık bir alacağımız vardı. Babasını aramasını istedik. Aramayınca ise olay bu noktaya geldi. Biz de bunu istemezdik. Bunu amaçlamamıştık. Planlı değil ifadelerini kullandığı Özer tarafı. Aslında şunu da ifade etmekte fayda var. Birçok ifadeleri benziyor. Ancak sadece rakamda anlaşamadı iki Özer. Biri 500 bin lira alacağının olduğunu ifade etti. Diğeri ise 700 bin lira. Farklı zamanlarda ifadeleri alınmıştı. Şimdi ise hala daha o ifade alma işlemleri devam ediyor. Bizler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeyiz. Haber nöbetimize bu noktada devam ediyoruz. Teşekkür ederiz Yunus Emre. Yunus Emre Şahfenderoğlu aktarmış oldu bize Esenyurt'ta yaşanan o olayın ardından adli süreçteki son gelişmeleri. Ve dünden bugüne yansıyan haber başlıklarıyla devam edelim. Memur ve emeklilerin önümüzdeki 2 yılı kapsayacak zam görüşmeleri bugün başlıyor. Taleplerin dile getirileceği toplantıda memur kesiminin beklentisi önümüzdeki yıl için %70, 2025 içinse %40. Görüşmede aylık 7.650 lira kira yardımı da talepler arasında olacak. Borç yapılandırmada son ödeme tarihi 31 Temmuz'dan 3 Ağustos'a uzatıldı. Yapılandırılan tutarın bu tarihe kadar peşin ödenmesi halinde yurt içi üretici fiyat endeksi oranında hesaplanan tutardan %90, idari para cezalarındaysa %25 indirim olacak. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Haziran'da enflasyon %38,21 olmuştu. Özetleri aktardık, ayrıntılarla devam edelim. Tabii ekonomiye dair en önemli gelişme BDDK'nın almış olduğu o sıkılaştırma adımları. Ayrıntılarına bakalım. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu finansal istikrarı destekleyici adımlar attı. Bu kapsamda kredi kartı taksitlendirmelerinde özellikle de seyahat ve konaklamada yurt dışı harcamalarda taksitlendirme yapılmayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik yeni adımlar attı. BDDK'nın kararına göre hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı kredi kartı harcamalarda taksitlendirme yapılamayacak. Öte yandan bankaların sermayesinin güçlendirilmesi de hedeflendi. Bu kapsamda sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında dikkate alınan risk ağırlıkları artırıldı. Kararla ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileriyle finansal kiralama işlemlerinde risk ağırlığı yeniden belirlendi. Standart yaklaşımla oran %150 olarak uygulanacak. Kredili mevduat hesaplarıyla kredi kartı harcamaları ve nakit çekimler de uygulamaya dahil olacak. Evet, gündeme dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Bugün konuklarımız Profesör Doktor Ayfer Gedikli, Düzce Üniversitesi öğretim üyesi ve Doçent Doktor Özgür Bayram Soylu, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi. Ayfer Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum Semra. Teşekkürler. Özgür Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Teşekkür ederim. Günaydın Semra. Şimdi BDDK'nın kararıyla başlayalım dilerseniz. Çünkü Merkez Bankası'nın açıklamaları ve kararları sonrasında yani hem mali tarafta hem de
BDDK'dan gelebilecek adımları zaten takip ediyoruz. BDDK'da Merkez Bankası ile uyumlu bir şekilde sıkılaştırma adımı açıklamış oldu. Burada bazı kredi kalemlerinde risk oranlarında risk hesaplamaları yükseltildi. Özellikle de taksit konusunda da kredi kartıyla yapılan yurt dışı konaklama ve seyahat harcamalarında da taksitlendirme yapılmayacak. Öncelikle yani özellikle de bireysel kredi, ihtiyaç kredileri tarafında bir faizin yükselmesine neden olur mu? Oradaki niyet nedir? Ve yapılan bu düzenlemelerin de sonuçları ne olur? Ayfer Hocam sizinle başlayalım dilerseniz. Buyurun. Evet, Sayın Merkez Bankası Başkanımızın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama zaten buna yönelik belli sinyaller veriyordu. Hı. Hatırlayacaksınız Sayın Başkan, dedi ki sıkılaştırıcı para politikalarımıza devam etmeye çalışacağız ve bu noktada da belli adımları atacağız dedi. Benzer durum aslında Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek tarafından da sürdürülüyor ve uygulanmaya başlanmış olan bu vergi artırmaları, ÖTV artırımları, karayakıt zamları vesaire bunların her birisi esasında baktığımızda sıkılaştırıcı para ve maliye politikalarının önemli adımları. Bunlara destekleme maksadıyla da BDDK bu anlamda attığı adımla sıkılaştırma politikalarına destek vermeye çalışıyor. Özellikle şimdi devletin de kasası aslında bir insanın cebi gibi sağ tarafta cebinize girdiğini, sol taraftan cebinizden çıktığını düşünelim metafor olarak. Eğer baktığımızda bu yaptığımız sıkılaştırma politikaları sağ tarafta cebimize giren para ise eğer, ithalatla yaptığımız harcamalarda aslında sol tarafta cebimizden çıkan para. İşte devlet ya da BDDK kanalında yaptığımız bu çalışmalarla cebimizden çıkacak olan para miktarını belli bir ölçüde kontrol altına alarak tasarrufu güçlendirmeye çalışıyoruz. Ve ithalatı belli bir ölçüde azaltmaya çalışıyoruz. Ya da bir tarafıyla da ithalat maksadıyla ya da ithalat üzerine yapılacak olan harcamaları belli ölçüde kontrol altına almaya çalışıyoruz. Özellikle ithal ürünlerde belli konularda yapılan kredi kısıtlamalarının yanında bu yurt dışı seyahatlerde yapılacak olan taksitlendirmelerin azaltılmış olması ya da tamamen engellenmiş olması da aslında yurt dışına döviz aktarımı konusunda ortaya çıkabilecek olan gider kalemlerini bir miktar daha azaltarak olabileceği kadar tasarrufu teşvik ederek bu anlamda sıkılaştırma politikalarına destek olmaya çalışmak zannediyorum Semra Hanım. Evet, peki Özgür Hocam, yani şimdi evet bireysel krediler tarafında risk iştahının yani risk oranlarında hesaplamaların yükseltilmesinin nedenini az çok anlıyoruz ama özellikle de şey çok tartışılıyor. Yani konaklama, seyahat, yurt dışında yapılan harcamaların taksitlendirilmemiş olması, artık orada taksitlerin kaldırılıyor olması çok fazla tartışılıyor. Yani oradaki oranlar tabii cari açının içerisinde çok fazla, çok yüksek bir kaleme sahip değil. Dolayısıyla da direkt cari açığı düşürmek maksadıyla yapılan bir düzenleme olmadığı ortaya çıkıyor. İç turizmi destekleyecek bir adım olarak mı değerlendirmek gerekir? Kararı her ne kadar BDDK almış olsa da şunu anlıyoruz artık. Merkez talebin her türlü artışına karşı. Dolayısıyla burada ben hani turizm istatistiklerine baktım. Acaba orada bir artış mı var ki ona yönelik bir hamle geldi? Orada da şunu görüyoruz. Özellikle ikinci çeyrekte yani 2023'ün ikinci çeyreğinde turizm giderlerinin geçtiğimiz yıla göre %67 oranında arttığını gözlemliyoruz. Ve yaklaşık olarak 1.766 milyon dolarlık bir gider var. Ve yine 3 milyona yakın yerli turistin yurt dışına gittiğini görüyoruz. Yani %72'lik bir harcama var, artış var. Ve yine kişi başına ortalamada 614 dolarlık bir harcama var. Dolayısıyla buradaki talebi engellemek, buradaki talebi en azından içeriye doğru yönlendirme çabası da var elbette. Ama buradaki temel gaye bireysel kredilerdeki o kredi kartı kaynaklı büyümeyi engellemeye çalışıyor aslında Merkez Bankası ve BDDK. Çünkü talebi odağına almış durumda artık Merkez Bankası. Bunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Ve talepte meydana gelebilecek her türlü artışın da önüne geçmek için sıkılaştırıcı politikaları devreye soktuğunu görüyoruz. Burada tabii tüketicinin davranışsal harcama eğilimini de azaltmaya yönelik bir takım hamleler bunlar ama piyasaya çıktığınız zaman yani çarşıya, pazara, sokağa, alışveriş merkezlerine gittiğimiz zaman şu an Merkez Bankası ile tüketici arasında örtülü bir çekişmenin olduğunu da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şundan bahsediyorum, yani bugün bir teknoloji mağazasına gittiğiniz zaman halen daha ithal tüketim mallarına yönelik talebin devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz. Bunun temel sebebi ise
ani gelen vergi artışları ve olası yeniden bir vergi artışı gelir mi kaygısının da bu talebi halen daha öne çektiğini net bir şekilde gözlemliyoruz. Yani fiyat artışları nedeniyle talebin öne çekilmesi şimdi vergi olası vergi artışları yüzünden mi öne çekilmiş durumda? Şu an ona evrilmiş durumda. Bundan sebepleri ki Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı iki haftada bir yani kamuoyuna vergi artışlarının artık olmayacağına dair telkinlerde bulunmaya çalışıyor. Ya ben kendim bir teknoloji mağazasına gittim. Ya zaruriyetten bir alışveriş yapmak durumundaydım. Baktığınız zaman orada beyaz eşya tarafında, telefon tarafında, tablet tarafında yani elektronik beyaz eşya cihazlar tarafında. Evet, beyaz eşya tarafında çok güçlü bir beklenti var sanki. Çünkü beyaz eşya üreticileri de şöyle bir açıklama yapmışlardı geçtiğimiz hafta. Yani yurt dışı talep, ihracatta yavaşlama var ama iç talepte çok ciddi bir artış var o verilere baktığımızda. Üretim de daha çok iç talepten kaynaklanmış bir şekilde aslında. Yani iç talebin desteğiyle içeride güçlü kalmaya devam ediyor. Onlar da şu ifadeyi kullandılar. Yani olası bir ÖTV'de bir artış içerideki talebi tamamen yani durma noktasına demeyelim de içerideki talebi içerideki üretimi daralmasına yol açabilir. Böyle bir beklentileri olduğunu o açıklamalardan yola çıkarak görmüştük aslında. Demek ki bu tüketici tabii, tarafında yani da var. Aynı beklenti tüketicide de var. Yani onu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çünkü yani diyelim ki 3 ay sonra 6 ay sonra düğünü olan bir çift düşünün. Hı hı. Yani öncelik vermediği tüketim eşyasını bile şu an öncelik vermek durumunda hissediyor. Çünkü ortada hakikaten tüketici nezdinde yine bir belirsizlik var. Her ne kadar tüketiciye karşı bir hamle yapılıyor olsa da tüketici dediğim gibi şu an Merkez Bankası ile bir çekişme içerisinde bu eğilimini sürdürüyor. Şöyle bir şey de var. Yani burada şimdi tüketim malı ithalatına yönelik alınan önlemlerin temel sebeplerinden bir tanesi de şu, geçtiğimiz yıla nazaran %62.3'lük bir artış var tüketim malı ithalatında. Her ne kadar tüketim malı ithalatı bizim ithalatımız içerisinde %11'i teşkil etse de orada yani %7'lerin üzerinde bir kapasiteye sahip olduğunu gözlemliyoruz. Bu da Merkez Bankası'nın adım atmaya yönlendiriyor ama ben hala şu noktadayım, enflasyonun temel dinamiği olan maliyet unsurunun ikinci plana atılmış olması sanki talepten kaynaklanıyor ve sanki sadece ücretlilerden kaynaklanıyor gibi bir kamuoyunun oluşturulmasının da ben ücretlilere karşı yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ithalat payımız içerisinde ara madde yani ham madde dediğimiz maddenin ağırlığı %75'ler seviyesinde. Yani kur yukarı yönlü giderken sadece mi talep burada enflasyonu yıl sonu %58'e getirecek ya da %60'lara getirecek. Ama şu an önceliği talebe vermiş durumda görünüyor Merkez Bankası. Burada da ücretli aleyhine gelişen bir durum var. Çünkü özellikle pandemiden sonra ücretlilerin ve tüketicilerin davranışları dijitalleşmeye doğru kaymış durumda. Yani kredi kartıyla harcama yapma eğilimi artmış durumda. Kredi kartından nakit avans çekerek harcamalarını finanse etme eğilimi artmış durumda. Dolayısıyla tüketicinin finansal okuryazarlık seviyesinin bu kadar orta seviyelerde olduğu bir dinamikti. Tüketiciyi de en azından doğru bir şekilde yönlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada yani bireysel kredilerde mesela büyüme hızı Temmuz ayında %80 açıklamasında bulunmuştu Merkez Bankası'nın verilerine baktığımızda. Kredi kartı harcamaları da Temmuz'da %186'ya ulaştı artış hızı. Yani burada çok hızlı bir artış var. Yani Merkez Bankası hem para politikası kurulu metninde buna çok dikkat çekmişti. Hem de sunumda. O yüzden de aslında bu tarafta bir düzenleme gelebilir beklentisi oluşmaya başlamıştı. Buradaki kullanımların bir miktarı evet yani orada... Yani işte borsaya girmek ya da yatırım amaçlı bireysel kredi, tüketici kredisi kullanan, ihtiyaç kredisi kullanan bir kitle var. Ama bir taraftan da gelirindeki kayıplar nedeniyle yani bütçesini idame ettirebilmek, bütçesini karşılamak için bir kredi kullanan bir kitle de var. Dolayısıyla doğru. Aslında hedef bir miktar aslında bu ihtiyaç kredilerinin yatırıma dönüşmesi, yani o tarafa gitmesini engellemek amacıyla bir sınırlamaya gidildi. Ama bir taraftan da giderlerini karşılamak için kullanan kitle de buradan olumsuz etkilenmeyecek mi? Ne dersiniz Ayfer Hocam? Sizin bu konudaki fikriniz nedir?
Yani tabii ki şimdi süreç daralma politikalarını getirdiği için bir taraftan da insanlar açısından zorlayıcı tarafları da olacak. Yani işte bir taraftan talebi kısmaya çalışırken, ekonomide yavaşlamaya sebep olurken, diğer taraftan da üretim kanalını yürüten taraf da ciddi sıkıntı yaşayacak ve kredi hacminin bu kadar düşürülmüş olması ve diğer kısıtlamalarla, mesela biliyorsunuz seçimlerden önce de zaten bankalardan kredi tedariği konusunda hem tüketici taraf hem üretici taraf yatırım maksatlı olarak kredi almakta ciddi anlamda zorlanıyorlardı. Ama şimdi mevcut sıkılaştırıcı politikaların beklenilen maalesef bir yan etkisi de talebi kısma maksadıyla uygulanan bu politikaların bir tarafıyla da insanların ihtiyaç duydukları krediyi bulmakta giderek daha zorlaşacakları bir durumla karşı karşıya kalacaklarını da sinyalini veriyor tabii ki. Hatta buna yönelik olarak hatırlayacaksınız, yakın zamanda özellikle uluslararası ticaret yapan işletmecilere bir takım desteklemeler de yapılmıştı. İşte kredi reskont hesaplarında belli destekler yapıldı ama bunlar henüz daha çok ciddi anlamda rahatlatıcı önlemler teşkil edemedi. Ama maalesef ki uygulanmakta olan enflasyonu baskılama yönelik politikaların bunlar beklenen yan etkileri. Yani bir taraftan enflasyonu baskılamaya çalışırken, talebe yönelik baskılayıcı politikalar uygularken, tüketimi kısmaya, insanlara tasarruf etmeyi teşvik eden tedbirler uygularken, maalesef ki diğer taraftan da insanların ihtiyaç duydukları kredi düzeylerinde istedikleri zaman istedikleri miktarda kredi bulma imkanlarını da sağlayamıyorsunuz. Ama tabii şu anda uygulanmaya başlanan Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmeye çalışılan politika aslında çok sert enflasyon politikası değil, enflasyon yönelik sert politikalar değil, daha ılımlı politikalar izlemeye çalışıyor şu anda hem Merkez Bankası hem de Maliye Bakanlığı tarafı. Evet, biz sokaktaki vatandaş olarak artan zamlarla, vergilerle ve diğer fiyat artışlarıyla ciddi anlamda huzursuzuz. Ama bir taraftan baktığınızda da işte yüksek bir enflasyonla mücadele ederken birdenbire çok sert politikalarla ekonomide çok ani bir enflasyon düşüşü yerine daha ılımlı ve daha yavaş yavaş bir enflasyon gerilemesi düşüncesi daha çok tercih ediliyor. O nedenle de mesela geçtiğimiz programda hatırlayacaksınız, konuşurken acaba faiz oranları ne kadar artar? 250 bas puan mı artar? 500 bas puan mı artar diye düşünürken bir baktık 250 bas puan arttı. Böyle umulan, çünkü piyasanın beklediği %20'lere yükselmesiydi politika faiz. Ama %17,5'larda kaldı. Görünen o ki zaten uluslararası kurumların da yaptıkları değerlendirmeler, öngörülerden benim takip ettiğim kadarıyla, Türkiye'deki yerel dinamiklerden de gördüğüm kadarıyla artımın önümüzdeki aylarda da %20'yi geçmeyeceğine dair bir beklenti var. Yani faiz oranlarının, politika faizin bu seviyede kalması aslında enflasyonla mücadelede belli bir yavaş bir politikanın izleneceğini gösteriyor. Zaten Merkez Bankası Başkanımız Sayın Erkan'ın da ifade ettiği enflasyon düzeltmesi, işte önümüzdeki dönemdeki yıl sonu enflasyon oranları ve 2014 güncellemeleri de esasında enflasyonla mücadelede biraz daha yavaş, biraz daha ılımlı bir sürecin olacağını gösteriyor. Ama bu tabii ki sokaktaki vatandaş açısından baktığınızda kredi bulma konusunda biraz daha güçleşme, ihtiyaçları karşılama noktasında işte tüketici kredisi ve diğer ürünler konusunda da biraz daha bankalardan kredi tedariğinde güçlükler yaşanmasına sebep olacak. Ama hocama katılıyorum. Özellikle üretici tarafında, yani maliyet enflasyonunun bu derece yüksek olduğu dönemde bir taraftan üretim maliyetleri artarken ürün fiyatlarına da yansıtma konusunda firmaların karşı karşıya kaldıkları güçlükleri de hesaba kattığınızda hani burada bir dilemma var aslında. Bir karşılıklı bir sıkıntılı bir durum var. En azından üretim kanalında firmaların ihtiyaç duydukları kredi imkanlarını biraz daha rahatlatacak, en azından belli alanlarda kredi tedariğini destekleyecek bir takım tedbirler zannediyorum. Belli sektörleri en azından rahatlatacak bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Merkez Bankası sanki şöyle bir tablo mu ortaya çıkarıyor? Yani sadece talebi hedef almış bir politika izliyor. Yani şu anki enflasyonun büyük oranda nedeni talep kaynaklı olduğunu mu düşünüyor? Yani bu işte kur artış mesela işte Perşembe günü Temmuz ayı enflasyonu gelecek. Temmuz ayında aylık bazda çift haneli bir artış beklentisi var. Büyük oranların nedeni hem kurdaki artış hem de vergi oranlarındaki artış. Sadece vergi oranlarındaki artışın enflasyon raporundan yola çıkarak baktığımızda aylık bazdaki artışın etkisinin, enflasyona etkisinin 4,14 puan olarak hesaplanmış. Yıllık bazdaki artışa da 5'in üzerinde bir etkisi olduğu hesaplanmış. Şimdi böyle bir tabloda tam da dediğiniz gibi hem vergi artışları hem de maliyet kur kaynaklı artışlarla birlikte maliyetlerdeki artış sanki tamamen göz ardı ediliyor. Enflasyonun tamamen nedeni talep kaynaklıymış gibi bir tablo mu karşımıza çıkıyor Özgür Hocam?
Ya tabii şimdi Merkez Bankası'nın en son yapmış olduğu enflasyon rapor toplantısı aslında bir imaj yenileme, düzeltme toplantısıydı. Yani her ne kadar enflasyona dair veriler bize sunmuş olsa da bir anlamda bir yandan kendi imajını, o iletişim stratejileri ayağını inşa etmeye çalışırken bir yandan da en kısa yoldan, en hızlı bir şekilde şu an elinde bir tüketici profili var ve o tüketici profilini dizginlemesi gerekiyor. Evet, yani kurdaki hareketlilikler, vergi düzenlemeleri, vergi artışları, ücret ayarlamaları ve düzenlemeleri, baktığınız zaman bunların hepsinin enflasyon üzerinde bir etkisi var. Burada tabii ikinci nokta da TÜİK'in de artık kendi imajını düzeltmesi için bir fırsat var. Yani Temmuz ayı enflasyonu TÜİK'in kamuoyundaki imajını düzeltmesi açısından ya da o saygınlığının tekrar kazanabilmesi açısından da önemli bir fırsat. Burada her ne kadar vergilerin enflasyon üzerindeki artış oranının %4 olarak öngörülse de ben bunun %4'ten daha fazla olacak kanaatini taşıyorum. Çünkü vergilerin artışından sonra özellikle şey tarafında, yani akaryakıt tarafında, yani ulaştırma maliyetleri tarafında, hizmetler tarafındaki maliyetler her geçen gün artmaya devam ediyor ve 4,14 sürdürüyor. puan hocam. 4,14 puan yani. Tamam, 4,14 puanın 14 üzerinde puan. olacağı ben kanaatini Bir de taşıyorum şey açıkçası. şunu söyledi Merkez Bankası. Her kurdaki her %10'luk artışın 2,5 puan artı 2,5 puan etkisi olduğunu söyledi. Yani kurdaki ve vergi artışlarındaki yani vergi artışıyla birlikte gelebilecek olan artışı hesapladığımızda sadece vergi ve kuru hesapladığımızda zaten aylık bazdaki artış neredeyse çift haneye varıyor. Yani bu talep kaynaklı bir artış değil. Yani siz talebi ne kadar kısarsanız burada bu artışların önüne geçemezsiniz, öyle değil mi? İşte oradaki en büyük rahatsızlık, dediğim gibi, o ithal tüketim mallarına olan harcamalardan kaynaklanıyor. Bir de az önce sizin ifade ettiğiniz gibi kullanılan bireysel kredilerin, nakit avansların etkin bir şekilde kullanılamamasından kaynaklanıyor. Yani sadece harcamaların finansmanı için ya da ihtiyaçların finansmanı için tüketiciler bugüne kadar bireysel kredi kullanmadılar. Aynı zamanda sizin dediğiniz gibi enflasyonla mücadele ederken, yani tüketici de bir enflasyonla mücadele süreci yaşadı netice itibariyle. Bir refah kaybı yaşadı, her ne kadar 6 ayda bir iyileştirmeler gelse de. Orada da kendi pozisyonunu almak adına değerli varlıklara, değerli madenlere ya da işte kur korumalı mevduata bir şekilde ihtiyat amaçlı para talebinde bulunmuş oldu. Dolayısıyla o da bireysel kredi tarafının büyümesine neden oldu. Burada Merkez Bankası en kısa yoldan, en hızlı bir şekilde, en etkin bir şekilde şu an ilk hedefini tüketiciye koymuş durumda. Yani dolayısıyla orayı kesmeye çalışıyor. Ama burada ne kadar başarılı olur ya da bunun nasıl bir sosyoekonomik ve sosyopolitik sonuçları olur, bunu birlikte deneyimleyerek göreceğiz açıkçası. Çünkü kentlerde gerçekten de enflasyon açıklanandan daha fazla hissediliyor yani. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunu politika yapıcı da biliyor aslında. Dolayısıyla orada tüketicinin o fazla talebini emmeye çalışıyor bir anlamda da uygulamış olduğu politikalarla. Yani günün sonunda talebi soğutur mu bu şeyler, adımlar? Günün sonunda artık, yani sıtmaya uğrayan tüketici mecburen artık talebini soğutmak zorunda kalacak. Talebi soğutacak ama bu talebin soğumasıyla fiyatlar geri gelebilecek mi? Zaten yani Ben 2000 fiyatların geleceğini zannetmiyorum. Yani yani düşünmüyorum. Talebi 2023'e soğutarak. baktığımızda zaten yıl sonu için %58 dedi Merkez Bankası. 2024 için de zaten %33 gibi oldukça yüksek bir rakam telaffuz etti. Dolayısıyla yani bu talebin soğumasının etkilerini çok yavaş göreceğiz. Yani bir yandan da Evet. maliyetlerin zaten kurdaki artışın herhalde stabil bir seviyeye kavuşması gerekiyor. Tabii istikrarı, yani fiyatlarda istikrarı sağlayabilmeniz için fiyat oynaklıklarının sebebi olan bir kere o ücret ayarlamalarının artık sıradanlaşması gerekir. Kurdaki hareketliliğin sıradanlanmış, yani istikrara kavuşmuş olması gerekir. Vergi düzenlemelerin, yani maliyeti oynatacak, talebi oynatacak tüm düzenlemelerin bir istikrara kavuşması gerekir. Ki ona da daha zaman var. Yani %58'lik biz bugün enflasyon tahminini kabul edilebilir görüyoruz. Halbuki bir önceki enflasyon raporundaki %22 de kabul edilebilirdi. Neden? Çünkü kur orada istikrara kavuşmuştu. Yani %19'lardaydı. Akaryakıt fiyatlarında bu kadar oynaklık yoktu. Ücret ayarlamalarında bu kadar oynaklık yoktu. Doğalgaz teşviki vardı.
Dolayısıyla elindeki verinin ya ceteris paribus şartlar değişmediği sürece o şekilde devam edeceğini öngörerek %22'de bulunmuştu. Evet. Bugün gelinen noktada maliyetlerin bu kadar arttığı bir ortamda zaten siz %40'lık bir yıl sonu enflasyonu öngöremezsiniz. Evet. Dolayısıyla %58'lik şu an için beklenen enflasyon. Yani bu ayın sonu Ağustos ayının sonuna geldiğimiz zaman belki de bu %58'lik enflasyon biraz daha aşağıda kalmış olacak. Peki Ayfer Hocam, siz ne söylersiniz? Yani Merkez Bankası, BDDK hep birlikte yani talebi kısmak için oldukça sert adımlar atıyorlar. Talebin kısılması, yani talep soğur mu? Ne kadar soğur? Bunun da enflasyonun etkisi ne olacak sizce? Yani enflasyonu aşağı esasında çekmekte güçlü kalabilecek mi talep soğuması? Şimdi esasında burada asıl tartışılması gereken husus zannediyorum piyasanın uygulanan politikalara ne kadar güvendiği, ne kadar kredibilitesinin sağlam olduğu. Yani uygulanmaya çalışılan politikalar acaba piyasa okuyucuları tarafından ne kadar kabul ediliyor ve ne kadar öngörülebiliyor? Şimdi bizim öğrencilere derslerde hep verdiğimiz bir temel şey vardır, dinamik vardır Semra Hanım. Biz hep deriz ki en iyi para politikası en sıkıcı olandır. Yani istikrarlı ve stabil ve öngörülebilir, ne yaptığı belli olan ve uzun bir süre boyunca benzer politikaların uygulandığı politikalar aslında en başarılı politikalar. Sürpriz olmayan, öyle mi? Sürprize açık olmayan. Evet, yani piyasada akşam yatıp sabah kalktığımızda beklenmediğimiz bir zam, beklenmediğimiz bir politika değişikliği, beklenmediğimiz bir enstrüman, kimsenin aklına gelmeyen bambaşka bir uygulama vesaire olduğu zaman piyasa oyuncuları ister iç dinamiklerde ister dışarıda olsun bu bir reaksiyon gösterir ve özellikle sıcak para çok ürkektir ve bu ani refleksif hareketlere karşı hemen geri çekilme ihtiyacı duyarlar. Onun için her şeyden önce zannediyorum Merkez Bankası Başkanımızın yeni başladığı çok iyi bir yöntem var ki kesinlikle bunun çok daha fazla ve çok daha sık olması gerekiyor. Piyasayla çok iyi bir iletişim kanalının güçlü bir şekilde tutulması gerekiyor. Aynı durum Maliye Bakanlığı çerçevesinde de geçerli. Ve bir öngörülebilir bir plan çerçevesinde önümüzdeki 6 aylık, 1 yıllık ve önümüzdeki 2 yıllık planlar dahilinde uygulanması düşünülen para politikalarının ve maliye politikalarının doğru şekilde tanımlanarak piyasa oyuncularına doğru şekilde deklare edilmesi ve bunların toplum tarafından ve piyasa tarafından da kabul edilebilmesi ve kredibilitesinin olması uygulanmaya çalışılan politikaların başarıya ulaşması için en temel anahtar esasında. Bir defa bu iletişim kanalının çok güçlü olması lazım ve kredibilitenin de çok iyi bir şekilde tutulması gerekiyor. Şimdi enflasyonla mücadelede bu istikrarın sağlanması da bir taraftan da döviz kurlarının da kontrol altına alınmasını sağlayacak. Çünkü belirsiz politikalar dövizin de içeride kalmasını çok fazla sağlamıyor. Çünkü şu anda bizim hem portföy yatırımları yönüyle sıcak paraya hem de uzun vadeli doğrudan yatırımlar kanalıyla da ciddi anlamda kalıcı dövize ihtiyacımız var. Eğer biz kalıcı ve doğru politikaları uygulamaya koyabilirsek hem Merkez Bankası kanalıyla para politikası olarak, Maliye Bakanlığı kanalıyla maliye politikaları olarak o zaman yatırım noktasında yurt dışından yatırım çekmemiz çok daha kolay ve mümkün hale gelebilecek. Eğer biz döviz kurunu da bir şekilde stabil hale getirirsek uzun bir zaman boyunca değer kaybına uğramış olan yerli para TL daha sonrasında daha stabil bir hale gelecek. Bizim maliyet enflasyonumuzda yaşadığımız en büyük problem esasında TL'nin yabancı para karşısında değer kaybı dolayısıyla yurt dışından ithal ettiğimiz ham madde ve ara mal girdilerindeki maliyet artışları. Dolayısıyla biz bu TL'nin sert değer kayıplarını kontrol altına almayı bir şekilde başarabilirsek ki bu da zaten enflasyonla mücadele ve daha stabilizasyonla olacak olan bir şey. O takdirde zaten maliyet kanalını büyük ölçüde rahatlatmış olacağız. Şimdi bizim açımızdan gerçi yani piyasa oyuncuları açısından çok sevimli olmasa da iktisat teorisyenleri hep şunu söyleriz biz. TL'nin yabancı para karşısındaki kurunun kaç olduğundan ziyade istikrarlı olmasıdır bizim için esas olan. Örnek veriyorum 1 dolar eşittir 10 lira olması da bizim için bir rakamdır. 1 dolar eşittir 100 lira olması da bir rakamdır ama riskli olan 1 dolar eşittir 100 lira olmasından ziyade bir gün 1 dolar eşittir 10 lira, ertesi gün 11 lira, bir iki gün 9 lira olmasıdır. Yani bizim açımızdan oranlardan ziyade istikrar çok çok daha önemli bir parametredir. Neden? Çünkü düşünün ki bir uluslararası firmayı ham madde ithalatını yurt dışından yapacak, üretimini gerçekleşecek, mal fiyatını oluşturacak ve iç piyasada satacak. Eğer kurlarda ciddi bir oynaklık varsa bu oynaklık hem üretim maliyetlerine yansıyacak hem de mal fiyatlarına yansıyacak. O yüzden bizim açımızdan her şeyden önce stabil bir ekonominin sağlanabilmesi, uygulanan politikalarda istikrarın sağlanması, bunun toplum ve ekonomi oyuncuları tarafından da kabul edilebilir olması ve takdir görmesi aslında kısa ve orta vadede ortaya çıkacak olan politikalardaki başarının temel anahtarını meydana getiriyor. Eğer
Eğer biz bunu sağlayabilirsek, zaten enflasyon belli bir ölçüde, hatırlarsanız yani Sayın Başkan açıklama yaptığında %58'e revize ettik dediğinde hiç kimse şaşırmadı. Çünkü daha öncesinde deklare edilmiş olan enflasyon beklentileri, yıl sonu enflasyon beklentileri aşırı iyimserdi. Bizim açımızdan esasında 50'ler 60'lar beklenilen rakamlardı. O yüzden gerçekçi hedeflerin ortaya konması, gerçekçi rakamların paylaşılması, uygulanan politikaların istikrarlı ve kararlı bir şekilde devam ettirilmesi esasında başarıyı getirecek. Ama katılıyorum, sadece talep tarafıyla değil, işin diğer boyutu üretim kanalıyla da belli bir ölçüde uygulanacak ek politikalarla enflasyonla mücadelenin çok daha güçlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü şu an üretici kanalında ciddi sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Zaten Sayın Başkan'ın da TÜSİAD ve diğer iş insanları topluluklarla yaptığı görüşmelerde esasında bu konuların tartışılacağının göstergesi. Evet, yani dün hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek reel sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Evet. Hem de Merkez Bankası'nın TÜSİAD'la bir görüşme gerçekleştirdi bilgisi var. Şimdi yani iş dünyasına baktığımızda iş dünyası aslında para politikası değişmeden önce söylemleri şöyleydi. Evet, finansmana erişimde sorun yaşıyoruz ama enflasyonun da enflasyondaki artışında durması gerektiği yorumları yapılıyordu, eleştirileri yapılıyordu. Ama bugünkü eleştirilerine baktığımızda finansmana erişimde çok büyük problem yaşadıklarını, işlerin durgunlaşmaya başladığını, istihdam kayıplarına bile gidilebileceğinden bahsediyorlar. Şimdi söylemleri arasındaki farklılığa baktığımızda o gün enflasyonun düşmesi için para politikasının değişmesini isteyen iş dünyası bugün yani para politikasının geldiği noktadan şikayetçi gibi görünüyor ve istihdam kayıplarına bile yol açabileceğini söylüyor. Şimdi yani iş dünyası burada bir sıkışıklık içerisinde mi? Yani enflasyondan ziyade finansmana erişim daha büyük bir problem mi acaba iş dünyası için? Bir de şunu da söylemek lazım. Yani dışarıda özellikle de Avrupa pazarında bir yavaşlama var. İhracatımıza yansımaya başladı bu. İç talep de soğursa bu üretimde ciddi bir daralmaya yol açmayacak mı? Bu da istihdam kayıplarına yol açmaz mı? Özgür Hocam. Ya tabii şöyle bir durum var. Şimdi iş dünyası şu gerçeği de kabul etmek zorunda. Bugün yaşanan enflasyonun temel dinamiklerinden bir tanesi de iş dünyasının son 1,5-2 yıl içerisinde elde etmiş olduğu aşırı karlılık. Yani bunu her ne kadar geri beslemeli olarak kabul edilse de iş dünyasının elde etmiş olduğu aşırı karlılığın da enflasyonun temel dinamiklerinden biri olduğu gerçeğini kabul etmeliler. Ama şöyle bir durum var. Yani izlenen politikadan bağımsız olarak söylüyorum. İş dünyası ya da şirketlerin kompozisyonu çok farklı kırılımlardan, çok farklı şirket profillerinden oluşuyor. Yani finansmana erişim noktasında parasal genişlemenin olduğu zamanlarda bile sıkıntı yaşayan firmalar, şirketler olduğu ya da o finansmana erişimi net bir şekilde, etkin bir şekilde kullanamayan şirketler de oldu. Burada tabii burada gelinen noktada özellikle istihdam kaybına yol açmaması adına bir takım teşviklerin verilmeye devam edilmesi gerekiyor. Yani gerekirse finansman desteğinin sürdürülebilir olması gerekiyor. Çünkü bugün Türkiye ekonomisinin yapısına baktığınız zaman hem turizm tarafında hem iş gücü piyasası tarafında pek çok yapısal reforma ihtiyaç duyan bir noktada olduğunu görebiliyoruz. Yani bugün son bir ayda hem Merkez Bankası Başkanı'nın hem Hazine Maliye Bakanı'nın özellikle dış politikadaki aktif davranışlarına baktığımız zaman içerideki o finansman sıkıntısını ya da içerideki o yatırım sıkıntısını çözmeye yönelik bir takım adımların olduğunu görüyoruz. Tabii bu adımların tabana yayılması gerekiyor. Yani özellikle yatırım finansmanında, istihdam finansmanında şirketlerin bu krediye erişim noktalarında problem yaşamamaları gerekiyor. Ve buradaki dezavantajlı durumlardan bir tanesi şimdiye kadar elde etmiş oldukları kaynakları etkin bir şekilde kullanamamalarından da ortaya çıkan bir durum var. Yani şimdi özellikle turizm sektörü üzerinden konuşalım. Şimdi bugün turizm sektörünün en büyük problemlerinden bir tanesi maliyetlerin sürekli oynak olmasından kaynaklanıyor. Çünkü baktığınız zaman Türkiye Avrupa'da 2022 yılında turist sayıları açısından ilk 3 sırada yer alan bir ülke. Ama turizm gelirleri açısındansa İlk ona bile giremiyor. Neden? Turizm giderleri sürekli oynaklık içerisinde devam ediyor. Turizm şirketlerinin finansmanında bir takım sorunlar, problemler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla parasal sıkılaştırmanın olduğu bir ortamda
iş dünyasının böyle bir tereddüde girmiş olması da gayet normal olarak değerlendirilebilir. Çünkü onlar da netice itibariyle önünü görmek istiyor. Yani bugün turizm sektörü diyelim ki 830 dolarlık bir kişi başına turist harcaması var. Bunu 1300-1400 dolarlara çıkarmayı hedefliyor. Bu hedefi gerçekleştirmeye çalışırken de bir takım elbette finansman ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu finansman ihtiyaçlarını gidermesi noktasında tereddütte kalmaması gerekiyor. Bir de uygulanan politikalarda şöyle sıkıntılarımız oluyor bizim genelde. Yani konut piyasasına yönelik düzenlemelerde de bunu net bir şekilde gördük. Yani ilan edilen esneklikler ile bankaların uygulamış oldukları uygulamalar arasında bir takım farklılıklar olabiliyor. Yani bugün esnaf açıklanan paketle birlikte ya da işletme ticari kredi kullanmaya gidiyor ama orada bir takım kısıtlarla karşılaşabiliyor. Dolayısıyla sahada da bu aslında etkinliği sağlaması gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman yani iş dünyasının hem küçük ve orta ölçekli hem büyük şirketlerin finansman noktasındaki tedirginliklerinin giderilmesi en azından gelecekteki istihdam ve yatırım pozisyonu açısından önem taşıyor diye düşünüyorum. Evet. Peki Ayfer Hocam siz ne söylersiniz? Yani iş dünyasının bu söylemleri arasındaki farklılık ve şu an geldikleri nokta, yani o tarafta iş dünyası tarafında reel sektörde finansmana erişim özellikle de pandemi döneminde elde ettikleri, ihracatçı için özellikle söylüyorum, ciddi bir fırsat elde etmişlerdi. Ama bu süreçte finansmana erişemedikleri için bu fırsatı ellerinden kaçırıyorlar mı? Üretim ciddi bir daralmaya mı uğrayacak sizce? Şimdi enflasyonla mücadele politikaları aslında belli bedelleri gerektiren politikalar Semra Hanım. Hatta bizim teoride Philips eğrisi diye bir kuralımız var. Enflasyonla işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki vardır der. Yani siz enflasyonla mücadele etmeye çalıştığınız zaman, enflasyonu baskılamak istediğinizde doğal olarak bu üretim kanallarını da olumsuz etkileyecek ve insanlar da işsiz kalacaklar. Çok temel bir şeydir, karşılıklı bir ödünleşmedir. Enflasyonla mücadele ettiğinizde işsizlik artar. İstihdamı artırmak istediğinizde de bunun bedeli olarak bir miktar enflasyonun da yükseldiğini görürüz. Şimdi zaten bu beklenilen bir teorik sonuç. Yani enflasyonla mücadele ettiğiniz zaman bunun ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği, yani örnek veriyorum işte ne yapıyoruz? Biz işte talebi baskılamaya çalışıyoruz bir taraftan. Doğal olarak talep baskılandığında üretim kısıtlanmış oluyor. Bunların hepsi sonuç olarak da ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyecek. Yani işte daha öncesinde %7 büyüyorsak bir sonraki enflasyonla mücadelenin arkasından belki 1 puan, 2 puan da geriye doğru düşeceğiz. Şimdi bu beklenilen çıktılar. Şimdi tabii biz ne dedik biraz önce? Dedik ki işte taleple mücadele, talebin artışını engellemek için ve yüksek enflasyon dolayısıyla öne çekilen talebi kısıtlamak için işte kredi imkanlarının kısıtlanması, insanların tasarrufa yönlendirilmesi, daha az harcama yapmasını teşvik edecek şekilde tedbirlerin alınması, işte belli çok temel ürünlere yüksek zamlar getirilerek o tüketimin kısılmaya çalışılması, ithal ürünlerin ithalatının ve tüketiminin azaltılmaya çalışılması talep tarafından. Ama aynı tablo, yani sonuçta hepimiz aynı geminin içindeyiz. Sonuçta bütün enflasyonla mücadeleyi tek başına talep tarafına yüklemek herhalde çok da haklı bir tutum olmaz. Sokaktaki insana haksızlık olur. Aynı durum eğer bu yüksek enflasyonla mücadele ise işin üretim tarafında, firmalar tarafında da uygulanması gerekiyor demeyeyim ama bir mecburiyet olarak bunun da yapılması gerekiyor. Sonuçta enflasyonun, yüksek enflasyonun en çok vurduğu kesim dar gelirli ve yoksullar daha da yoksullaşırken, bir taraftan da işte yüksek gelir grupları zenginleşirken, özellikle orta gelir seviyesine sahip olan işte KOBİ'ler, esnaf vesaire de maalesef bilhassa kredi imkanları yönünden kısıtlı, sermaye yönünden yetersiz olan bu küçük işletmelerde sermaye bulma noktasında sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Şimdi Türkiye'de ufak bir farklılık var. Normalde enflasyonla mücadelede her zaman faiz oranları çok yüksek tutulur ve yüksek faizle de enflasyon baskı altına almaya çalışılır. Türkiye'de şu anda faiz oranları enflasyondan daha geriden seyrediyor. Yani sadece politika faiz değil, bankaların verdikleri faizler de normalde enflasyon seviyesinin biraz daha altında. Ama buna rağmen hatırlayacaksınız, hem seçimler öncesinde hem de seçimler sonrasında şu anda kredi bulmakta hem tüketici tarafı hem de yatırım maksatlı faaliyet gösteren firmalar üretim tarafından da çok fazla kredi bulmakta ciddi anlamda zorluk çekiyorlar. Bu da tabii üretici tarafından bakacak olursak yatırım için ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayamamasına, dolayısıyla da üretim ve
satışlarda ciddi anlamda daralmaların meydana gelmesine sebep oluyor. Fakat az önce ifade ettiğiniz gibi yani daha öncesinde ortamın onlar açısından daha uygun olduğu bir ortamda ciddi anlamda hani bundan avantaj sağlayabildiler mi? Tabii ondan çok emin değilim ama şu andaki mevcut tablo gerçekten de sadece ücretli kesim açısından değil, orta büyüklükteki küçük ölçekli işçiler, KOBİ'ler açısından da baktığımızda hani zor ve sıkıntılı bir dönemi de beraberinde getiriyor. Fakat ben bir noktada ifade etmek istediğim küçük bir şeyi de ya da gözlemimi diyelim, bu tamamen bana ait olan bir gözlemdir, belki yanlış bir gözlem. Ama gördüğüm kadarıyla sokaktaki ürünlerin fiyatları enflasyondan biraz daha hızlı gibi koşuyor. Yani şimdi işte ürünlerin, ham maddelerin ya da işte diğer aromaların, girdilerin maliyetlerinin artıyor olmasını ya da enflasyonun belli bir oranda artıyor olduğunu biz zaten biliyoruz ve kabul ediyoruz. Ama baktığınızda tekstil ürünlerinden beyaz eşyaya kadar birçok malda, ürünlerde fiyatlar galiba enflasyondan biraz daha hızlı ilerliyor. Bu da galiba üretici ve satıcı firmalar tarafından biraz daha konfor alanı olarak kullanılıyor mu diye düşünmeden de edemiyorum. Dediğim gibi bu somut bir, objektif bir bilimsel araştırma değildir. Sadece benim piyasada yaptığım gözlemlerin bir sonucudur. Evet. Bilmiyorum Özgür Hocam bana katılır mı? Evet, yani o özellikle de ücret artışıyla birlikte gelen çok hızlı bir artış görüyoruz. Yani ücretlerdeki artış ya da ücret kalemi maliyetlerin içerisinde çok yüksek bir paya sahip olmamasına rağmen pek çok sektörde o fiyat artışlarını görüyoruz. Özgür Hocam siz de aynı şeyi gözlemliyor musunuz? Ben, Alper Hocam'a katılır mısınız? Alper Hocam'a katılıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani eskiden vermiş olduğunuz fiyatın karşılığında değer bir mal alırdınız. Evet. Artık özellikle tekstil alanında fiyat kalite unsurunun da birbiriyle uyuşmadığını görebiliyoruz. Yani eskiden almadığınız kalitede bir ürünü, şimdi marka kötülemeyeyim, aynı markanın aynı ürününü farklı bir kalitede yüksek fiyattan almayı sürdürüyoruz. Dolayısıyla hocama katılıyorum. Yani şeyler, fiyatlar çok daha hızlı ilerliyor. Zaten tüketiciyi yoran ve tüketiciyi tedirginliğe sokan kısım da burası. Yani öngörülebilir bir rakamdan daha yüksek ve daha hızlı bir şekilde artan fiyatlar tüketiciyi burada irrasyonel davranmaya sevk ediyor. Tırnak içerisinde irrasyonel diyorum. Çünkü kendi açısından rasyonel davranıyor tüketici. Dolayısıyla burada ki denetim mekanizmaları her ne kadar devrede olsa da bunu tabii ki de kontrol etmek Türkiye'nin tamamında çok olası ve çok mümkün olmuyor. Bu yüzdendir ki aslında tüketiciyle TÜİK'in açıklamış olduğu rakamın örtüşmemesi de ortaya çıkmış oluyor. Yani her ne kadar siz TÜİK olarak diyelim ki %58 yıllık bir enflasyon açıkladınız ama TÜİK'in sepetiyle tüketicinin sepeti elbette aynı değil. Dolayısıyla tüketici her zaman kendi sepetinin artış hızına, artış oranına bakarak bir değerlendirmede bulunuyor. Hocamın da dediği gibi yani yereldeki fiyatlar, piyasadaki fiyatlar, pazardaki fiyatlar çok daha hızlı ve çok daha değişken bir şekilde ilerliyor. Yani bugün kasaya gidiyorsunuz, birkaç parça ürün aldınız. Diyelim ki o ürün 250 lira tuttu. Yani kasiyer size 300 lira dese inanın 300 lirayı vereceksiniz. Dolayısıyla tüketicinin psikolojisi de o seviyeye gelmiş. Ücretlerdeki artış bu ataletin neresinde sizce? Yani biraz da ücret artışları yani maliyetlerini o kadar yükseltmemesine rağmen, maliyetlerin içerisinde o kadar yüksek bir paya sahip olmamasına rağmen bazı sektörler tarafından bir fırsat olarak mı değerlendiriliyor, bir fırsat olarak mı kullanılıyor? Çünkü biz Merkez Bankası'nın yapmış olduğu enflasyon sunumuna da baktığımızda ki teorik anlamda da böyle ücret artışlarının en fazla katılan neden olduğu sektör hizmetler sektörü, konaklama sektörü. Ama bunun dışındaki sektörlerde de görüyoruz yani oranlarına baktığımızda çok da uzak değil. Dolayısıyla bir fırsatçılığa mı neden oluyor acaba ücret artışları da? Ya bunu bir fırsat olarak değerlendirebilen ya da pozisyon alabilen elbette üreticiler ve satıcılar muhakkak ki var. Yani bununla net bir şekilde karşılaşabiliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Yani bu yaşanan ücret artışları durduk yere gerçekleşmedi. Neden? Ortaya bir enflasyon çıktı, aşırı bir enflasyon çıktı. Bir refah kaybı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu refah kaybını telafi etmek için bir ücret düzenlemesi ve ücret ayarlaması çıktı. Ama bugün gelinen noktada öyle bir şekilde lanse ediliyor ki sanki ücret artışları gerçekleşti ve bu ücret artışlarından dolayı biz bugün enflasyonu %70'lerde, %80'lerde yaşıyoruz gibi bir algı var. Halbuki böyle bir algı gerçek bir algı değil. Ama özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş gücü maliyetleri
Gelinen noktada asgari ücret seviyesinin brüt maliyetini de dikkate aldığımız zaman elbette arttı. Artmadı dersek onlara haksızlık etmiş oluruz. Ama bunun bir yandan da şöyle bir sıkıntısı var. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde kayıt dışılığın artma olasılığı da maalesef ki iş gücü piyasalarını zorlayan unsurlardan bir tanesi oluyor. Geçen siz de Murat Hoca'nın yayınında ifade etmiştik yani. Bu enflasyon hikayesinde en masum ücretliler. Dolayısıyla ücretlilerin yol açtığı bir enflasyon aslında söz konusu bile değil bence Türkiye'de. Evet. Şimdi bugün tabii kamudaki memur kesiminin ücret zamları konuşması, görüşmeleri bugün başlıyor. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında. Memur tarafının, memur senin taleplerine baktığımızda bu yıl için %70, bir sonraki yıl için de %40'lık bir zam talepleri var. Bunun yanında 7650 liralık da bir kira yardımı talepleri var. Bu talepleri nasıl değerlendiriyorsunuz Ayfer Hocam? Yani inşallah olur. Ben de bir memur olarak olmasını çok arzu ederim. Ki yani bu tartışmayı çok yanlış bir zamanda başlatıyorum sanki iki memur tarafından. Evet. Ama tabii gönül ister ama tabii sonuçta bir de reel politik var. Mevcut tabloyu da ekonominin, Türkiye'nin mevcut şu andaki ekonomik koşullarının enflasyon tablosunu dikkate alarak zannediyorum bu rakamların biraz altında, bir hayli altında bir artış gerçekleşeceğini öngörüyorum. Olması gereken de kendim açısından çok iyi olmasın, olması gereken de o. Çünkü yani mevcutta olması gereken üzerinde bir artış bu sefer az önce konuştuğumuz gibi biraz daha enflasyonu tetikleyecek bir tablo ortaya koyacaktır. O yüzden hani beklenen enflasyondan daha düşük oranda bir maaş artışı olması öngörülen ve beklenen bir tablo diye düşünüyorum. Peki. Özgür Hocam, sizin değerlendirmeniz, sizin beklentiniz, olması gereken, ihtiyaç olan şey nedir? Tabii şimdi ilgili memur sendikasının pazarlığı yukarıdan açması gayet normal, makul ama kamu tarafından baktığımız zaman bunun özellikle kamu tarafındaki politika yapıcılarının maliye kökenli kimliklerine baktığımız zaman da bunun olmayacağı bir gerçek var. Ama şöyle bir durum var. Ben de hocamla aynı fikri taşıyorum. Şimdi 2024 öngörüsü %33, 2025 öngörüsü %15. Dolayısıyla böyle bir kompozisyonda memurlara %70'lik bir zam verecek politika yapıcının ben olmadığı kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla 2024 için %30'un altında bir rakamın geleceğini düşünüyorum. 2025 için de yine %15'lere yakın bir seviyenin olacağı kanaatini taşıyorum. Burada tabii yani şöyle bir durum da söz konusu. Yani memurların özellikle yan haklara sahip olmamasının getirmiş olduğu bir takım dezavantajlar var. Bu dezavantajlar da özellikle enflasyonist ortamlarda refah kaybına karşı savunmasız bırakıyor haliyle memurları. Tabii gönül ister ki hem memurlara hem de özellikle hocam da ben de akademisyeniz netice itibariyle akademisyenlere yani sadece yapmış oldukları işe odaklanabilecekleri bir ücret seviyesinin tahsis edilmesi aslında her anlamda yani her iş gücü piyasası her sektörün her çalışanın beklentisi de bu aslında. Beklentisi çünkü bu yönde enflasyon yani. Yükselmesiyle birlikte biz şu an mesela yayın başından bu yana konuştuğumuz şeyler nedir? Hep finansal piyasalar üzerine yaptığımız tartışmalar ve enflasyon üzerine ve enflasyonun etkileri üzerine tartışma yapıyoruz. Maalesef şunu konuşamıyoruz. Yani üretimde verimliliği nasıl artırabiliriz ya da çalışanlar her bir kişi verimliliğini nasıl artırabiliriz? Bunu konuşamıyoruz çünkü şu an hep ücret artışlarına odaklanmış durumdayız. Memur senin hatta bir talebi daha var. Yani bu yoğunluk az kalmış gibi görünüyor galiba memur sen tarafından. 6 ayda bir değil de 3'er aylık dönemlerde zamların konuşulması gibi bir talepleri de var. Ya tabii memur sen şu an konforlu bir alana sahip. Yani yetkili sendika olduğu için ve isteyen tarafta olduğu için netice itibariyle üyelerini de memnun etme yükümlülüğü de taşıyan bir yapı, bir kuruluş. Dolayısıyla yani memur senin böyle bir talepte bulunması rasyonel ama bu talebin gerçekleşme olasılığı çok da rasyonel açıkçası değil. Dediğiniz gibi yani bizim bugün artık enflasyon defterini kapattıktan sonra aslında çokça konuşulacak meselemiz var. Yani iş gücü verimliliği var. Özellikle katma değerli ürün ihracat süreçleri var. Pazar çeşitlilikleri var.
Ama maalesef ki tüm enerjimizi şu an enflasyonla mücadeleyi vermek zorundayız. Yani keyfi bir durum değil elbette. Böylesine bir ortamda da memur senin taleplerinin, geçtiğimiz deneyimlere de bakarsak, yani ben herhangi bir sendika üyesi değilim, bunu baştan söylemiş olayım. Geçtiğimiz memur senin deneyimlerine de baktığımız zaman şu ana kadar talep etmiş olduğu şeyleri, hakları YEK'ten alabildiğini de görmüş de değiliz. Dolayısıyla mali hazine ve maliyenin bir şeyi var, yani bir kriteri var elbette. Dolayısıyla o kriter çerçevesinde ben hani hükümet kanadının da memur tarafını çok da mağdur etmeden bir ortak paydada buluşulacağı kanaatindeyim. Evet, ama bir de ücretlerde bir makaslar oluşmaya başladı. Çok farklı sektörlerde, çok farklı alanlarda, hatta aynı sektörde, aynı iş kolunda kamu ile özel sektör arasında çok ciddi farklılıklar oluşmaya başladı. Bu da iş barışı, çalışma motivasyonunu olumsuz etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bununla ilgili yapmış olduğu bir açıklama vardı aslında geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrasında. Hem emekliler hem de asgari ücrette sene sonu itibariyle, yani yeni yıla girerken daha farklı bir düzenlemenin yapılacağını söyledi. Ama yani bir taraftan da hiç şüphesiz, yani ücret artışları ne kadar sert olursa enflasyonda da etkisini aynı oranda görüyoruz. Ama ücretlerin arasındaki bu makasın açılmış olması sonucu, enflasyonun bir sonucu olarak mı değerlendirmemiz gerekir Ayfer Hocam? Yani bunun enflasyonla da tanımlanır tarafı var ama başka tarafları da var. Örneğin sektörden sektöre ve verimlilikten verimliliğe ya da yapılan işin niteliğine ya da kişilerin yaptıkları işlere bağlı olarak da bu farklılaşabiliyor. Çünkü özel sektörün personel istihdamı ya da istihdam ettiği kişilerden bekledikleri iş yükü ve verimle kamudaki durum aynı değil. Malumunuz, özel şirkette çalışıyorsanız eğer ortaya koymanız gereken belli bir performans ve belli bir karlılık ya da firmaya sağlamanız gereken belli bir kar var. Öte yandan kamuda böyle bir keskin bir tanımlama yok. Kamu görevlisi belli bir takım olumsuz şeyler olmadığı sürece kamuda işten çıkartılma gibi durum söz konusu olmadığı için her zaman uzun zamandan beri tartışılan bir konu. Özel sektördeki çalışanlarla kamu çalışanlar arasında verim farklılıklarının nasıl giderilebileceğine dair tartışmalar sık sık gündeme geliyor. Şimdi tabii ücretlerin planlaması yapılırken de özellikle kamuyla alakalı, kamuda çalışanların ücretlerini planlamasında devletin verdiği belli kararlar çerçevesinde ücret artışları gerçekleştirildi. Ama özel sektör zaman zaman kendi ihtiyaç duyduğu belli sektörlerde belli kalifikasyonlara sahip olan kişilerin istihdamında gerekiyorsa o insanlara olması gereken ücretleri vermek durumunda kaldı. Şimdi kamuda bizler çalışırken yani devletle çekişerek hayır biz bu ücretleri kabul etmiyoruz deme şansımız yok ama özel sektörde bir pazarlık payımız daha güçlü şekilde var. O nedenle eğer özel sektörün işine yarayacak kaliteli bir beşeri sermayeniz varsa ve o beşeri sermaye de kıt bir beşeri sermaye ise tabii ki o beşeri sermayenin fiyatı doğal olarak özel sektörde fiyat olarak artıyor. Ama kamuda böyle bir rekabet gücünüz yok. Tamamen devletin söylediği fiyatları kabul etmek durumunda kaldığınız için belli alanlarda bu tip ayrışmalar da meydana geldi. Ama şöyle şeyler de oldu. Mesela belli alanlarda işte gelir seviyesi düşük olan belli gruplarda iyileştirmeler yapılırken Özgür Hocam beni teyit edecekti. Bir baktık mesela doçent maaşları, özür diliyorum, hani böyle apartman görevlilerin maaşlarının altında falan kalmaya başladı. Bu tip böyle hoş olmayan, hani böyle beşeri sermaye kalitesine göre yapılması, alması gereken ücretler konusunda zaman zaman böyle tutarsızlıklar falan oldu. İnşallah bundan sonraki düzeltmelerde bu anlamda akademik personel olarak bizler biraz daha iyi bir destekleme göreceğimizi ümit ediyoruz. Evet, herkes, her çalışan kendi emeğinin karşılığını alır umarız. Tabii ki. Yani çünkü her sektörde neredeyse bu rahatsızlık var. Bir virgül koyalım, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Her gedikli enflasyondaki ücret artışının yani katkısını, etkisini Merkez Bankası ortaya koymuş oldu ama bir taraftan da ücret artışları ile ilgili yapılan bazı alanlarda, bazı kesimlere yapılan düzenlemeler, düzeltmeler farklı kesimlerde de iş barışını olumsuz etkileyen bir tabloyu da ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla hem kamuyu hem özel sektörü de zorlayan bir tabloyla aslında karşı karşıyayız. Bu ücretlerin
yani hesaplanması, bilançolara yansıtılması iş dünyası açısından da kamu tarafından da zorlayıcı bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi Perşembe günü enflasyon rakamı gelecek. Temmuz ayına ait enflasyon rakamı. Ne bekliyorsunuz? Yani hem vergi artışları hem de kurdaki artışla birlikte nasıl bir veriyle karşı karşıya kalırız? Ayfer Hocam, nedir sizin beklentiniz? Yani geçtiğimiz ayki 138 bandının birazcık daha üstüne çıkacağını ben tahmin ediyorum. Yani %40'lara yakın bir seviyede olacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu artan zamlar, ücret artışları ve diğer faktörler üstüne ilave ettiğimizde zannediyorum %40'lar seviyesinde bir oran tahmin ediyorum açıklanacak diye öngörüyorum. Evet, yani aylık bazda sizce çifthaneyi bulmaz mı? Yani... yukarıya doğru bir hareketlilik olduğu kesin. Özellikle sonbahara doğru da biraz daha artışın olacağını tahmin etmek çok uzak değil. Ama biraz da ihtiyatla yorum yapmak istiyorum. Çünkü daha sonrasında bazen yanılmak da insanı çok mahcup duruma da düşürebiliyor. Tamam, ama zannediyorum şu andaki rakamları biraz daha üstünde bir rakam bekliyorum. Tamam. Peki çok zorlamayayım hocam sizi. Peki Özgür Hocam sizin beklentiniz nedir? Şöyle şimdi gıda tarafına bakıyoruz. En büyük sepetteki paylardan bir tanesi gıda malum. Gıda tarafında yukarı yönlü bir hareketlenme var. Ulaştırmada var. Konaklamada var. Benzer şekilde. Konutta görece durgunluk var ama şöyle ben yıllık enflasyon rakamının %45'in üzerinde gerçekleşeceği beklentisi içerisindeyim. Yani 45 ile 50, %52'ler arasında bir yere gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani Temmuz ayına özel bir durum bunun. Ve aylık bazda da %9 ile %13'ler arasında bir yere yerleşeceğini. Yani %9 gelirse de şaşırmam, onu söylemiş olayım. Yani çift haneli basamağın altında bir rakam gelirse ona şaşırmam. Ama %9'un altına gelirse hep beraber şaşırırız herhalde, öyle bir durum var. Dolayısıyla yani aylık bazda da çift haneleri zorlayan bir süreçten geçiyoruz. Ağustos ayına geldiğimiz zaman bu kadar yüklemenin üzerine, yani bu kadar maliyet yüklemesinin üzerine, bu kadar talep kısma parametrelerinin üzerine Ağustos ayında görece daha da dizginleneceği kanaatini taşıyorum. Yani diğer tabii ekstrem bir takım vergi uygulamaları ve kredi uygulamaları gerçekleşmezse ya da kurda anormal bir eğilim gerçekleşmezse, yani görebileceğimiz yıllık bazda, yani 12 aylık bazda Ocak'tan Aralık'a kadarki süreçte en yüksek aylık enflasyon rakamını göreceğimizi ben düşünüyorum. Şimdi, evet, bir taraftan da şöyle gelişmeler de yaşanıyor tabii. Türkiye'nin CDS'lerinde ciddi bir düşüş var. Yani Mayıs ayında 703 seviyesine kadar yükselmişti CDS'leri Türkiye'nin. Şu anda 400 seviyesinin de altına geriledi. 384 seviyesine kadar geriledi. Türkiye'nin ortalaması nedir diye baktığımızda 300-350 bandı aslında. Hala o bandın üstünde. O band da zaten Türkiye'nin gerçekleriyle çok uyuşan rakamlar olmadığının da altını çizmek lazım. CDS'deki düşüşü siz neye bağlıyorsunuz? Ve kaynak girişini hızlandırmaya devam eder mi? Çünkü son 4-5 haftalık süreç içerisinde hisse senedi piyasasına 1,5 milyar doları aşkın bir yabancı yatırım girişi oldu. Bir taraftan baktığımızda doğrudan yatırımlar anlamında da lojistik, enerji, gıda alanında yeni işbirliklerinin yapıldığını da görüyoruz. Yani CDS'lerdeki düşüş nereye kadar devam eder sizce? Bu düşüş devam eder mi? Bu da Türkiye'nin yabancı kaynak girişini hızlandırır mı? Ayfer Hocam, sizce nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Şimdi CDS esasında Türkiye açısından çok da iyi bir karne değil. Yani bir ara bayağı bir yükseldi, 800'lere kadar çıktı. Şimdilerde bir 400'ler mertebesindeyiz ama Almanya'nın 14, Amerika'nın 33 olduğu bir rakama baktığımız zaman Türkiye'nin CDS'i hala çok yüksek. Şimdi, yani gerçekçi mi, hak ettiği bir seviye mi? Onu da tartışmak tabii ki, lazım. Yani herhalde. Şimdi tabii Türkiye böyle çok zor bir iki yıl geçirdi. Yani bir türbülansın içinden geçtik ama artık biraz bir şeyler daha çok stabil hale gelmeye başladı. İşler biraz daha yoluna giriyor. 400'ü
400 seviyesinde midir değil midir tartışma götürür ama tabii ki bir risk primimizin olduğu bir gerçek. Tabii özellikle Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın ortaya koyduğu belli bir kural ve istikrarlı bir politika tutumu ve genel olarak da hükümetin de arkasında bu politikaların destekleyici pozisyonu dolayısıyla bir defa bir algının olumluya döndüğünü ve uluslararası piyasalarda bunun olumlu olarak algılandığını görüyoruz ve bu nedenle de 800'lerden 400'e düşmesi tabii ki sevindirici ama henüz daha işte averajımızın 300-350 olduğunu düşünecek olursak onun da aşağı doğru çekilmesi lazım. Yani gelişmiş ülkelerde işte 14'ler, 20'ler, 25'ler seviyesinde olduğunu düşünecek olursak bizim o seviyelere doğru yaklaşmak için ciddi bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ve bu risk primimizi düşürmek için çaba sarf etmemiz gerektiği ortada. Ama tabii hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığındaki Orta Doğu'ya yapılan doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer portföy yatırımlara yönelik destekler almak üzere uluslararası ticari ilişkileri yapmak üzere yapılan seyahatler. Sayın Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın ve diğer devlet erkanının çeşitli ülkelere yaptıkları ziyaretlerde yapılacak olan ticari ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar ve diğer desteklemeler ve Avrupa'ya yönelik yapılan ondan sonra işte dediğimiz işte biz Avrupa Birliği sürecinde hala olumlu pozisyondayız şeklindeki Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bunların her birisi uluslararası piyasalara olumlu olarak yansıyan faktörler ve yurt dışından ülkemize yönelik olarak hem portföy yatırımlarını hem de doğrudan yabancı yatırımları daha olumlu olarak çekmeye destekliyor. Bir de CDS'in de bu şekilde yavaş yavaş hani 800'lerden 400'e çekilmiş olması bu anlamda yatırım biraz daha olumlu çekecektir. Ve bu aslında birbirini sadece destekleyen yatırım, şey. Sadece yatırım çekmek, kaynak sağlamak anlamında mı CDS'in düşüşünün etkilerini, olumlu yani etkilerini görüyoruz? Mı? Yoksa genel anlamda genel anlamda ekonominin her alanında ekonomik performansı ve kredibiliteyi arttıracak ülkenin uyguladığı politikaların mesela borçlanma maliyetlerimizi düşürür mü? Mesela bankaların ilk başta sendikasyon kredilerinin de mesela borçlanma maliyetlerinin bir miktar gerilediğini duyuyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Yani bunun sadece yatırım max kanalıyla değil diğer birçok alanda da olumlu yansımaları mutlaka olacak ve ne kadar çok sermaye girişi, ne kadar çok uygulanan politikaların uluslararası platformlarda karşılık görmesiyle bu anlamda ülkede sermaye zenginleşmesiyle beraber daha fazla elimiz kuvvetlenecek ve hem kredi borç vermesi hem de diğer alanlarda yatırım kaynaklarının bulunması, tedariği vesaire birçok alanda da bunun olumlu yansımaları zaten olacak ve bunun o tarafıyla olumlu bir gelişme olduğunu görüyoruz ve bu CDS'in daha da aşağı doğru çekilebiliyor olması. Aslında az önce onu söylemeye çalışıyordum. Birbirini destekleyen bir şey. Yani ülkeye daha çok sermaye girişi oldukça, daha güvenilir bir liman olarak kabul edilirce, yatırımlar arttıkça CDS daha aşağı çekilecek. Uygulanan politikalar ülkede doğru yapılanımlar yapıldıkça, yapılan işler ortaya pozitif çıktılar sağladıkça da yine aynı şekilde daha olumlu bir CDS skoruyla beraber daha fazla uluslararası platformda reputasyonun artması, kredibilitenin yükselmesini sağlamış olacağız. Yani birbirini destekleyen aslında faktörler. Aslında risk primi dediğimiz şey yani risk priminin yükseliyor olması aslında o ülkenin borcunu ödeyebilme kabiliyetinin azaldığını bize işaret eder. Evet. Yani bir ülkeyle ilgili borç ödemesine ilişkin bir risk görüyorsanız o ülkenin CDS'i yükselir. Şimdi ne oldu da iki ayda Türkiye'nin borcunu ödeme kabiliyetinde bir değişim yaşandı? Yani sadece bazı görevlerin değişmesi mi bu kredibiliteyi etkiliyor? Yani sadece tabii ki yani Merkez Bankası Başkanlığı'na ya da Maliye Bakanlığı yönetimine farklı isimlerin gelmesi elbette bunun bir parametresi değil. Ama şu bir gerçek, yani daha önceki görüşmelerimizde, yayınlarımızda da ifade etmiştim. Sayın Mehmet Şimşek uluslararası piyasalar tarafından tanınırlığı olan değerli bir bürokrat ve siyasetçi. Aynı şekilde Merkez Bankası Başkanımızın da Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı bankalarda danışmanlıkları var ve uluslararası piyasalar tarafından tanınan isimler. Şimdi yabancı yatırım arasından muhatap aldıkları kişilerin bilinir ve tanınır ve reputasyonu olan kişiler ve uygulamaya hakim kişiler olması onlar açısından da olumlu bir mesaj kaldı ki şu anda hükümet de esasında çok ciddi destek oluyor. Yani daha önceki seçim öncesi döneme göre şu anda hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün devlet erkanının hem Merkez Bankası hem de Maliye Bakanlığı'nın uyguladığı bütün politikalara somut bir destek verdiği ortada. Dolayısıyla bu olumlu yansımalarda doğal olarak uluslararası piyasalar tarafından da olumlu karşılanıyor. Evet. Yani bunun da yansıması pozitif oluyor. Evet, peki Özgür Hocam sizin bu konudaki değerlendirmeniz ne olur? Yani risk primimiz bu kadar iki ayda bu kadar hızlı düşmesi, yani biz iki ay önce borcunu ödeme kabiliyeti çok zayıf bir ülkeyken şimdi çok yüksek bir ülke haline mi geldik? Yoksa yani sadece bir ortodoks politikaya dönüş bu kadar risk primini etkiliyor mu? Yani risk priminin belirlendiği
ne diyelim, merkezlerin kabul ettiği ülkelerin uygulaması gerektiğini düşündükleri ortodoks politikaya dönüş CDS'i bu kadar nasıl etkileyebiliyor? Ya tabii şimdi çokça parametre var. Şöyle bir kere seçim belirsizliğini ortadan kaldırmış olduk öncelikli olarak. Yani belki Türkiye'de bir belirsizlik ya da vatandaşın kafasında bir belirsizlik yoktu ama netice itibariyle dış politikada bir seçim gündemde yokken değişikliği de yüksekti hocam. Yani o zaman da ama yakın, işte pandemi şartları vardı. Evet. Tamam, işte onların hepsini sırayla geleceğim. Öncelikli olarak seçim belirsizliğini kaldırdık. Daha sonrasında NATO zirvesiyle birlikte, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerle birlikte bir saygın bir politika ortaya kondu. Burada baktığınız zaman temel gaye aslında güvenli bir liman tesis etmek. Dolayısıyla bu güvenli limanı tesis ederken de sermaye sahiplerinin ülkeye giriş yapabilmesi için cazip, şeffaf bir politika enstrümanı ortaya koymak. Bu enstrümanın da politika faizi olduğuna kanaat getirildi. Çünkü biliyorsunuz seçimden önce politika faizi tırnak içerisinde önemsizleşmiş. Dolayısıyla faiz artırım rallisi ortadan kaldırılmış, aşağı yönlü bir ivme vardı. Bugün izlenen politikaların şeffaflığıyla birlikte para politikasına önem verilmesi, politika faizinin yeniden önem kazandırılması, dediğim gibi özellikle dış politikada sermayenin Türkiye'ye gelişine dair bir güven tesis edilmesi, bunun işte medya tarafında olacağını göreceğiz ilerleyen dönemlerde, enerji tarafında olacağını göreceğiz çeşitli sektörlerde Türkiye'ye hem sermaye akışlarının hem de yatırımların olacağını göreceğiz. Bununla birlikte Borsa İstanbul'a olan yabancı akışını net bir şekilde son dönemde gözlemliyoruz zaten. Bunun devam edeceği beklentisi de var. Dolayısıyla burada aslında görev başındaki profillerin de güven veren bir profile sahip olması, uluslararası sermaye ile ilişkide olan bir profile sahip olması, uluslararası sermayenin tırnak içerisinde dilinden anlayan bir profile sahip olması bir anlamda Türkiye'yi daha cazip hale getirmeye yönelik adımların atılmasını pekiştirdi. Evet. Tabii dediğiniz gibi yani bir ay süre içerisinde bir ülke karantinadan çıkmış gibi görünüyor risk primine baktığınız zaman. Ve bu risk priminin de sadece ekonomik boyutlarının olmadığını, tıpkı derecelendirme kuruluşlarının yaptığı değerlendirmelerde nasıl ki sosyopolitik ve siyasi eğilimlerini de yansıttıklarını görüyoruz. Burada da tabii şimdi bir politika enstrümanı var. Biz bu politika enstrümanını seçimden önce heterodoks temele oturtmaya çalıştık. Gelirler politikasına oturtmaya çalıştık. O da o dönemde Türkiye'nin büyümeden ve istihdamdan taviz vermemesi gereken ve uygulanması gereken politikalardı. Ama tabii dışarıdaki sermaye sahipleri bunu bu şekilde görmedi. Dediğim gibi ortadaki seçim belirsizliği de kalkınca Türkiye'nin yeniden güvenli bir ekonomi olduğu parıltısı anladığım kadarıyla gözlerine vurdu bir sermaye. Şimdi yani şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Batılı ülkelerin yani büyük sermaye gruplarının kabul ettiği ortodoks politikayı uygulamaya başladığımızda bizim CDS primlerimiz de düşüyor, öyle mi? Yani gelişmekte olan ülkelere dayatılan politikalar, para politikaları uygulanmaya başlandığında ülke bir anda borç kabiliyeti yüksek bir ülke haline geliyor. Yani burada bir tezat yok mu? Yani biz bunu derecelendirme kuruluşları için de aynı şeyi konuşuyorduk. Yani oradaki notlar, Türkiye'nin notları gerçekleri yansıtmıyor. Yani batak durumda olan Yunanistan bile bizden daha iyi nota sahip. Yani bu gerçekçi değil. Ama aynı şey CDS'de de geçerli. Yani şu an düşüyor olması Türkiye'nin gerçek puanlarına yakınsıyor. Ama yüksek olduğu seviyeyle bugünkü durumu arasında çok büyük bir makroekonomik görünüm açısından bir fark olmamasına rağmen böyle bir tablo yaşanıyor. Evet, yani Merkez Bankası'nın belki rezervleri burada etkili oluyor ama sadece rezerv bir ülkenin borç ödeme kabiliyetini göstermez ki. Öyle değil mi Alper Hocam?
Şimdi aslında burada birçok şey var ifade edilmesi gereken. Her şeyden önce Türkiye dünyanın geri kalan finansal sisteminden ayrı bir parça değil. Yani ben İslami finans çalışıyorum. Çalışmalarım arasında İslami finansal konular ağırlıklı. Ama şu bir gerçek, Türkiye'de şu anda faizli sistemin ve dünyanın geri kalan Batı tipi ekonomi anlayışına entegre olan bir küresel ekonomik sistemin parçası olarak biz o sistemin parçasıyken o sistemin kurallarının dışında başka kurallarla yeni kurallar koyabilme şansımız yok. Ya da bir alan açacaksak da bu alanı daha farklı dinamiklerle yapmak zorundayız. Şu anda biz küresel sistemin bir parçasıyız ve faiz sistemin içerisindeyiz. Yani birçok alanda bu sistem zaten devam ediyor. Şimdi bütün bunlar devam ederken sadece politika faizini belli bir seviyenin altında tutarak bütün küresel sistemdeki finansal yapılara ve ekonomik sistemlere farklı, aykırı bir pozisyon aldığınız zaman bunun çok fazla güçlü dinamiklerini oluşturamıyorsunuz. O nedenle de yani uygulanmaya çalışılan düşük faiz politikası, uzun süre uygulamaya çalıştığımız düşük faiz politikası tek başına yeterli olmadı. Şimdi seçim öncesinde uygulanmaya çalışılan politikalar da hatırlayacaksınız. Çok ani şeylerdi. Yani işte bir bakıyoruz işte kur korumalı mevduata geçtik. Bir başka gün başka yeni bir enstrüman geliştirdik. Bir başka gün işte dövizin bir kısmını Merkez Bankası'na yatırma kuralları getirdik. Dolayısıyla ani bir takım günlük plan anlamalarla ama aslında hepsi palyatif çözümlerdi bunlar. Dolayısıyla bu seçime kadar geldik. Aslında zannediyorum hükümetin yapmaya çalıştığı seçime kadar tamamlayalım yolumuzu. Seçimden sonra daha istikrarlı, daha stabil ve önümüzü gören daha ciddi politikalar ortaya koymaya çalışalım şeklindeydi ki seçim sonrasında uygulanmaya çalışılan politikaların daha öngörülebilir, daha tahmin edilebilir, daha stabil ve daha amaca, hedefe yönelik politikalar olduğunu görüyoruz. Evet. Tabii ki çok haklısınız. Yani sadece birkaç hafta içerisinde CDS'in o seviyeden neredeyse %50 seviyesinde azalmış olması, düşmüş olması tabii ki çok çok aşırı iyimser bir tablo. Yani bu kadar kısa zamanda bu kadar düzelmesi tabii ki çok şey değil. Ve kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları gibi aslında zaman zaman diğer politik, siyasi ve işte uluslararası faktörler de işin içine giriyor olabilir. Ama onların yaptıklarını bir kenara bırakarak biz de aslında kendi iş hesaplaşmamızı yapmamız gerekiyor. Yani bizim de esasında kendi ev ödevimizi yapmamız gerekenleri doğru yaparsak zannediyorum bir miktarda kendi üstümüze almamız gerekenleri almış olacağız. Sadece yani faizi düşürerek ya da faizi belli bir seviyede tutarak bunu çözmemiz maalesef mümkün değil. Mevcut küresel sistem içerisinde bir entegre parça iken. Evet, peki. Şimdi KKM konusu da çok fazla tartışılıyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan enflasyon raporu sunumunda yeni bir TL enstrümanının da çıkarılabileceğini işaret etti. Böyle bir beklenti oluştu. Yani bu KKM'deki tasarrufların bu alana kaymasını mümkün kılacak bir enstrüman anladığımız kadarıyla. Ama nasıl bir enstrüman olabilir? Yani burada Türk lirasına güveni artıracak ve hatta yani o güveni KKM gibi palyatif bir çözüm olmaktan ziyade daha kalıcı bir şekilde TL'ye olan güveni artıracak bir enstrüman olabilir mi? Ne olabilir bu enstrüman? Özgür Hocam sizce? Tabii şimdi KKM'nin ortaya çıkış noktasına baktığımız zaman yani gayet amacına ulaşan bir uygulama olarak karşımızda duruyor. Yani dönemine baktığımız zaman. Ama daha sonrasında hacmin birikmesiyle birlikte oradan çözülmeler çok da kolay gerçekleşmedi. Şu an 3 trilyona yakın bir hacmi var KKM'nin. Dolayısıyla bunun birden hızlı bir şekilde çözülmesini net bir şekilde beklemiyoruz. Çözülenler de bu enflasyonist ortamda mevduat faizlerinin geldiği noktada ortadayken ya Borsa İstanbul'a kanalize olmaya çalışıyorlar ya da mevcut pozisyonlarını koruyorlar. Dolayısıyla burada 3 trilyonluk bir hacmi birden şey yapmak, bozmak ya da birden bir yere transfer etmek çok da kolay değil. Bunun içindir ki kademeli bir şekilde bir enstrüman arayışının olduğunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Tabii TL'yi daha cazip hale getirecek, yani yatırımcının TL'de kalmasını daha cazip hale getirecek en büyük enstrümanlardan bir tanesi orada yatırımcıya ya da tasarruf sahibine sağlayacağınız getiri. Dolayısıyla bu sağlayacağınız getirinin bir kere mevduat faizinin üstünde mevcut enflasyona yakınsayan bir seviyede olması gerekiyor. Şöyle bir değerlendirme var genelde, hani enflasyona dayalı bir acaba enstrüman mı ortaya çıkacak diye de enflasyon hedefinin sürekli güncellendiği bir ortamda enflasyonla mücadelede KKM'nin özellikle
hani bütçeye vermiş olduğu yük eleştirilerinin olduğu bir ortamda ben enflasyona dayalı bir enstrümanın çok da rasyonel olmayacağı kanaatini taşıyorum. Yani büyük riskleri de beraberinde getirebilecek bir enstrüman aslında. Dolayısıyla orada bir arayışın olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii faiz ve enflasyon arasındaki makasın yakınsadığı noktada bu enstrümanın devreye sokulacağı kanaatini taşıyorum. Yani bugün 17,5'luk bir politika faizi var, %30'larda bir mevduat faizi var, %60'lara dayanan yıllık bir enflasyon tahmini var. Dolayısıyla böylesine bir ortamda KKM'nin kolay kolay da çözüleceği şeyini taşımıyorum açıkçası, düşüncesini taşımıyorum. Peki Alper Hocam, sizce nasıl bir beklentiniz var? Nasıl bir ürün geliştirilebilir sizce? Şimdi Özgür Hocam'a katılıyorum ben. KKM ile alakalı olarak ilk defa çıktığı zaman o dönemin dinamiklerinde geçici bir dönem de olsa işe yarayabilir diye hepimiz destek olmuştuk ama düşündüğümüzden çok daha uzun süre devam etti bu süreç ve şu anda toplam yaklaşık 3 trilyonluk bir mevduat hacmine karşılık işte Mart 2022'den Nisan 2023'e kadarki toplam maliyetinin 5.6 milyar dolar olduğu söyleniliyor. Çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla yani KKM'nin artık faydasından ziyade devlet üzerine ciddi anlamda bir bütçe yükü, bir maliyet ortaya koyduğu kesin. Ama TL yönelik olarak yapılacak olan bir yatırım teşviği yatırımcıyı nasıl kendisine çeker. Bu biraz güç gerçekten. Şimdi bir defa dövizin güvenliğini sağlayacak, dövizden getireceği güvenliğini sağlayacak. Öbür taraftan da getireceği faiz getirisinin de hiç değilse enflasyon seviyesinde olmasını sağlayacak bir TL yatırımı aslında çok da şu an için feasible evet. görünmüyor. Belki tahvil vesaire türü üzerinden bir şeyler yapmaya çalışılabilir diye düşünüyorum. Ama çok da etkili ve mevduat yani yatırımcısını çok TL'ye çekecek bir yatırım nasıl olabilir? Ondan çok emin değilim. Çünkü şu anda mevcutta uygulanmaya çalışılan politika her zaman faizin enflasyonun biraz daha altında olması noktasındaysa yatırımcı açısından çok da karlı bir tercih olmayacaktır. Başka bir takım avantajlı tedbirler getirmek gerekecektir ki yatırımcıyı çekebilsin. Peki. Çok teşekkür ederiz Ayfer Hocam, Özgür Hocam. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Doçent Doktor Özgür Bayram Soylu ve Profesör Doktor Ayfer Gedikli ile değerlendirmiş olduk ekonomideki gündem başlıklarını. Para Politiği noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.